iddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu başlıyor. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 4 Kasım 2024 Pazartesi günündeyiz. Saatlerimiz de 7.01'i gösteriyor. Yaklaşık 3 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız ve haftanın karşılaşmalarını konuşacağız. Tabi Trabzonspor Fenerbahçe maçına da geniş yer ayıracağız. Haftanın maçıydı dün akşam. Trabzonspor'un ev sahipliğinde oynandı ve Fenerbahçe geçen sezon olduğu gibi mücadeleyi 3-2'lik skorla kazanmayı başardı. Kazanırken de tabii bir hayli zorlandı. Maçın 42. dakikasında Fred'in golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçmeyi başardı. İlk yarıyı bu skorla önde kapattı. İkinci yarı ise Trabzonspor'un üst üste kazandığı penaltılar vardı. 59'da Banza ile skor 1-1'e geldi. 67'de Banza Trabzonspor'u öne geçirdi. 75'te bu sefer sahnede Edin Dzeko vardı. Arka direkte topla buluştu, boş kaleye golü attı Edin Dzeko. Maç dengeye geldi. Uzatma 12 dakika verilmişti ki daha bile fazla verilebilirdi. İkinci yarıda penaltılarla da oyun çok durmuştu. Ve 90+12'de Amrabat takımın defansif orta sahası ki İsmail Gedik'ten sonra biraz daha önde konumlanmıştı. Buradaki atakta da ceza sahası içine girdi ve Barış için müdahalesine rağmen golü atıp Fenerbahçe öne geçirdi ve Fenerbahçe'yi de 3 puana taşıdı. Bu kritik deplasmandan Fenerbahçe hasarsız çıkmış oldu. Galatasaray'ın biliyorsunuz bay geçtiği haftaydı bu hafta ve Fenerbahçe'de kazanarak Galatasaray'la olan puan farkını 5'e indirdi. Galatasaray 10 maç 28 puanla lider. Fenerbahçe'de şu anda 23 puanla ikinci basamakta yer alıyor. Bugün Samsunspor maçı var. Eğer Samsunspor kazanırsa tekrar ikinci sıraya yükselecek ama Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre de maç fazlası olacak. Tabii dünkü maç çok gündem oluşturdu haliyle bu tarz mücadelelerde hakem yönetimleri çok göz önünde ki dünkü maçında bu anlamda maşallah vardı. Çok fazla tartışmalı pozisyon, kırmızı kart var mıydı yok muydu, işte penaltılar penaltı mıydı, var müdahalesi gerekir miydi? İşte Fenerbahçe'nin yine penaltı beklediği bir pozisyon var. Trabzonspor'un ilk yarıda iptal edilen bir golü var. Tartışmalar bol. İkinci sarı kartlar kullanılabilir miydi, kullanılamaz mıydı? Onları da tabii kendi yorumlarımızı elbette katacağız. Hakem yorumcuların da yorumlarını genel olarak sizlere aktaracağız. Dün diğer maçları da hızlıca söyleyeyim. Bodrum, Volkan Demirel'le ilk maçına çıktı Alanyaspor karşısında. İkinci an ortasında kırmızı kart görse de maçtan bir puanı çıkarmayı başardı Bodrum Spor. Alanyaspor'da ise Fatih Tekke karşılaşma sonrası istifa ettiğini açıkladı ki zaten eli kulağında gibiydi son karşılaşmalarda. Bu maçta da bir kişi fazla olmasına rağmen maçı kazanamaması, hatta neredeyse isabetli şut gönderemiyordu 10 kişi kaldıktan sonra Alanyaspor. Bu sonu hazırlayabildi. Gözüküyor. Eyüpspor 2 Hatayspor 0. Bu karşılaşmada da tabii Hatayspor'un hakem kararı ile ilgili bir isyan oldu, bir paylaşım oldu karşılaşma sonrasında. Günün ilk maçında Konyaspor Başakşehir'i 3-2 mağlup etti ki Konyaspor'da da Recep Uçar burada ilk karşılaşmasına çıkmıştı ve ilk karşılaşmasından galibiyet çıkarmayı başardı. Cumartesi akşamı Beşiktaş Kasımpaşa günün mücadelesi. Kasımpaşa deplasmanda 3-1 kazanmayı başardı ki ilk yarı sonunda, hatta ilk yarı bitmesine çok çok az bir zaman kala Muçi'yi öne geçmişti Beşiktaş 1-0. Fakat ikinci yarı Kasımpaşa'nın gollerine engel olamadı siyah beyazlar. Wink Leyli 4'te skor 1-1'e geldi. 70'te Aytaç Kara 2-1 ve 88'de de Fal'ın golü skoru belirledi. Beşiktaş'ta haliyle bu skorla birlikte eleştiri oklarının hedefi olduğu son Galatasaray maçı da kaybedilmişti. Şimdi bir de Malmö karşılaşması var. Milyar öncesi Başakşehir maçıyla da araya gidecek siyah beyazlar ama puan farkı da Galatasaray'la açıldı. Şu anda iki takımın aynı maç sayısında 8 puanlık bir fark var Galatasaray lehine.
Bu da tabii Beşiktaş adına işleri zorlaştırıyor. Cumartesi günü Kayserispor 0, Adana Demirspor 0. Günün sürpriz sonuçlarından biri, Kayseri galibiyeti bekleniyordu ama gol sesi çıkmadı. Sivasspor 2, Çaykur Rizespor 1. Bülent Uygun istifanın kıyısından dönmüş. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamadan anlıyoruz ve hafta açılışı Cuma günü Gaziantep-Göztepe maçı da yapıldı. Gaziantep Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Geri düştü ikinci yarıda. Ahmet'in golü Göztepe'yi öne geçirdi ama Lungoy ve Sorescu Gaziantep'i galibiyete taşıdılar. Bugün de saat 20'de Samsunspor Antalya Spor maçıyla birlikte haftada noktalanacak. Sonra salı günüyle birlikte Avrupa'da karşılaşmalar başlayacak. Temsilcilerimizin de yine çarşamba ve perşembe günü kritik mücadeleleri olacak. Bir de girişte bahsedeyim, özette belki haber bülteninde de yer vereceğim. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez bu sabaha karşı tarihi bir başarı imza attı. Meksika'da düzenlenen 250'lik bir WTA turnuvasında finale çıkmıştı. Daha Türkiye saatine göre akşam, sabaha karşı da final müsabakası oynandı ve onu da kazanmayı başardı. Tarihimizde ilk mi Mehmet abi, sana burada sorayım, WTA 2 mi? Çağlar'ın İstanbul'daki şampiyonluğu vardı. Ki orada da ev sahibi avantajı, tribün avantajı vardı. Burada o da olmadan Zeynep bunu başardı. Gerçekten muhteşem, olağanüstü bir iş. Bu galibiyetle de okuduğum kadarıyla ilk yüze girmeyi başaracak Zeynep Sönmez. Gerçekten tarihi bir başarı. İlk yüz ne demek? Avustralya'ya çık, ana tablosu demek. Sırada o var. Evet. Bundan sonraki. Yani eleme oynamadan ana tablodan girmek demek. Müthiş, müthiş bir başarı. Adından da söz ettiriyordu. Biz yayınlarda da birçok belki bahsetmedik ama ben yayın dışı çok takip ediyorum Zeynep'i. Son dönemde bayağı gözde bir sporcumuz. Hı-hı. Ve o başarısını da bu şampiyonlukta taçlandırmış oldu. Onu da tebrik edelim. Bir araya gidelim. Aradan sonra da Trabzon-Fenerbahçe maçına başlıyoruz. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. ...7.16 saatlerimiz... şimdi Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını konuşmaya çalışacağız. Maçı konuşmaya çalışacağız. Tabii maçla birlikte muhakkak hakem kararları da konuşulacak. Dün özellikle maç sonu yapılan açıklamalara baktığımızda iki tarafta pek memnun değildi. Hiç memnun değildi hakem kararlarından, tercihlerinden. İlginç ifadeler vardı. Onları da ikinci bölümde konuşmak istiyorum. İlk bölüm biz yine futbola, sağ içine biraz vakit ayıralım isterim. Trabzonspor geçen sezon da iç sahada kaybetmişti ve bu sefer sanki biraz daha farklı başladı karşılaşmaya. Ben Trabzonspor'u ilk bölümde daha hareketli, daha istekli, daha motive, daha organize, daha çok pozisyona giren taraf olarak gördüm. Hem akan oyundan pozisyonlar buldular. Daha çok tabii sağ tarafta Vişçe'yi kullanmayı tercih ettiler. Oradaki Mert Müldür eşleşmesi. Bir de duran toplarla pozisyonlar buldular ki hani maçı izlerken dedim herhalde maç duran top golleriyle geçecek. Bayağı pozisyon oldu duran toptan. Yani Fenerbahçe de sonra tabii buna eklendi. O şekilde maç giderken bir duran topta aslında Trabzonspor golü de buldu Okay yokuşluğuyla. Fakat orada Oğuzhan Çakır'ın iptaliyle maç yine 0-0 devam etti ve devamında da Fenerbahçe Trabzonspor'un hatasını değerlendirdi ve 2-3 pasta direkt olarak gole gitti, öne geçmeyi başardı. Aslında hani maçı izlerken öyle çok Fenerbahçe'ye gidecek bir maçmış gibi durmuyordu açıkçası bence. Trabzon daha yakındı gole, galibiyete, ama işte o hatayı iyi değerlendirince maç Fenerbahçe'ye biraz geçti ve ikinci yarı da bence o şekilde başladı. İlk 4-5 dakikada Fenerbahçe'nin iki pozisyonu vardı. Trabzonspor pek kalesini savunamıyor gözüküyordu. Ben dedim herhalde oradan maç gidecek 2-0, 3-0 ama futbolda tabii her zaman beklenen olmuyor. Bu sefer penaltılar Trabzonspor'un imdadına yetişti ve bu sefer Trabzon Banza'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Ama
2-1'e geçmekte Trabzonspor'u hiç aramadı sanki. Sonrasında da tamamen bence Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle geçen bir bölüm. Fenerbahçe'nin golü geliyorum diyordu Dzeko'yla. 2-2 oldu son bölümde de yine uzatmada. İşte Tadic'te, Dzeko'yla pozisyonlar var. Orada da gole yakın taraf Fenerbahçe'de ve en sonunda da Amrabat'ta golü buldu. Hani enteresan gitgellerin olduğu bir karşılaşma gördük. Dünü ben böyle özetleyebilirim. Ya şimdi çok konu var. Nereden başlasak? WhatsApp hattını şey yapacak mısın? Hatırlatacak mısın? Hatırlatmayacağız. O konuyu hatırlatmayacağız. Dinleyicilerimiz artık numarayı ezberdilerse ezberdiler. Bugün belli ki o konuda fazla mesai yapmak zorunda kalabiliriz. Evet. Ama hatırlatmayacağım bugün. Hatırlat ya. Hatırlat. Ya da yanlış hatırlatabilirim. WhatsApp kırılabilir. Başka bir numarayı da verebiliriz bugün için. Bu tarz durumlarda tabii çok mesaj geliyor. Okuyacağız tabii makul olanları. Ya şimdi maçın başına gidelim. Yayıncı kuruluş da bunu gösterdi. Ben orada gördüm zaten. Şimdi maçın başında Mourinho orta sahada maçın başıydı galiba futbolcularıyla beraber konuşurken bir olta işareti. Şeyde o yapıyor. Bir saat kadar öncesinde herhalde daha stada yeni geldiklerinde bu evet. Zemini görmeye çıktıkları zaman. O pek doğru karşıladığımı söyleyemeyeceğim orada. Yani İrfan Can evet geçen sene o işareti yaptı. Gençtir, toydur. Yapabilir. Hadi Türktür bir de ama şimdi Karadeniz insanı için balıkçılık olsun. İşte hamsi olsun. O bölgenin insanı için bir aştır, bir iştir aynı zamanda. Bir değerdir balıkçılık. O işareti ben açıkçası hoş bulmadığımı öncelikle söyleyerek başlamak istiyorum. Sonrasında maça gelecek olursak ilk 20 dakika Trabzonspor Beşiktaş maçında başladığı gibi başladı aslında tempolu. O maçta da tempolu başlamıştı. Kırmızı kart bozmuştu evet. İşleri Trabzon adına. Sonrasında Fenerbahçe 20'den sonra kontrolü aldı ve gole daha yakın olan taraf Fenerbahçe oldu. Golü de 42'de zaten buldular. Fenerbahçe'de dikkatimi çeken konular şu oldu. Mesela iki tane duran top organizasyonu gördüm ben Fenerbahçe'den. Biri korner, biri serbest vuruş. Güzel de organizasyonlar. Ben de evet. O organizasyonlar benim hoşuma gitti açıkçası. Duran top organizasyonlarını ben futbolda gerçekten çok seviyorum. Bu sefer mesela Galatasaray'ın organizasyonları hep yüksek. Organizasyonlar konuşuluyor. Duran top başarısı. Fenerbahçe'nin organizasyonları hep yerden oldu. Biri serbest vuruş kaleyi cepheden gören bir noktada işte aradan bıraktılar. Tadic gitti. Geriye çıkardı. En-Nesyri'ydi galiba yine evet, yanlış hatırlamıyorsam. Şut pozisyonu buldu. Bir de korner yine sağ kanattan kullanıldı. Orada da yine kısa kullandılar. Ön direkteki futbolcu açıldı. Ona gelen topu ortaya çıkardılar. En-Nesyri savunmacısından demarke oldu, geldi yine vurdu. İkisi de gol olmadı ama belli ki çalışılmış, kafa yorulmuş, çizilmiş organizasyonlardı. Onlar dikkat çekiciydi. Mücadelede 20 dakikadan sonra Fenerbahçe bence oyunun hakimiydi ve galibiyete yakın olan taraftı diyebilirim. Golü de buldular. İkinci yarıya golle de başlayabilirlerdi. İkinci yarının başı yine Fenerbahçe'nin golü yakın olduğu anlar vardı. Sonrasında bir penaltı pozisyonu oldu. Tabii pozisyonel penaltılar değil, bireysel hatalardan kaynaklanan penaltılardı. Trabzonspor'un kazandığı penaltılar. İkisini de Simon Banza değerlendirdi. Burada tabii Oğuzhan Çakır maçın hakemi, genç bir hakem, bu maça verilmiş, çok da kaldıramadı gibi maçı. İlk yarıda Trabzonspor'un net bariz golünü iptal etti. Orada VAR'a da bırakacak bir pozisyon bırakmadı. Anında düdüğü çaldığı için. Daha vurmadan çaldı. Evet, daha oyuncu vurmadan çaldığı için VAR da müdahale edemezdi. Çünkü oyunu durdurmuştu golden önce. Ondan sonra ikinci yarıya baktığımızda da iki tane bana göre penaltıyı yine VAR'a bıraktı. Yani eğer VAR olmasaydı Trabzonspor'un iki penaltıda gol olduğu için bu ifadeyi kullanıyorum. Üç golünü yemiş olacaktı. Oğuzhan Çakır. Böyle bir durumda da tabii Oğuzhan Çakır'ın performansı doğal olarak konuşulur. Yani maçı Sayın Ali Koç ve Sayın Acun Ilıcalı yönetse rakibin birer golünü yerlerdi en fazla. Üç golünü yemezlerdi. Bu açıdan Oğuzhan Çakır'ın performansını çok kötü buldum. Bir de Fenerbahçe'ye verilmeyen bence bir penaltı vardı. Orada da Atilla Karaoğlan vardıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Orada da Atilla Karaoğlan'ın bence uyarması gerekiyordu. Uyarmadı. Fenerbahçe son bölümde yine baskıyı artırdı. Çift forveti döndü. Burada da
Edin Dzeko ve özellikle Tadic'in bu yani yıllanmış oyuncuların ne kadar kaliteli olduğunu gördük bence. Skor 2-1'e geldikten sonra hiçbir paslarında, vuruşlarında panik yok. Mesela son dakikada başka bir oyuncu da olsaydı o top, Tadic yerine başka bir isim olsaydı alır almaz verirdi. Koşan oyuncu Kostic'ti değil mi? Alır almaz muhtemelen verirdi o panikle. Maç bitiyor çünkü. Ama aldı, döndü. En doğru zamanda iki savunmacının arasından bıraktı topu. Olağanüstü bir kalite. Ondan sonra da Kostic harika çevirdi. Orada Sofyan Amrabat olması gereken yerde baskıyı yaptı, golü attı. İrfan Can Kahveci'nin verdiği pas Dzeko'ya 5 futbolcu arasından geçti. Öyle yani küçücük bir boşluk var. Orada 3 Trabzonsporlu bir tarafta, 2 Trabzonsporlu bir tarafta, 5 oyuncu, 10 ayak. 10 ayağın arasından o topu attı. Dzeko beraberlik golünü attı. Oyuna girdikten sonra oyunu kontrolü, basması, topa hakimiyeti, topu dağıtması Dzeko'nun bence çok çok değerliydi. Maçı hak eden taraf bence Fenerbahçe'ydi. 2-2 bitse, puanlar paylaşılsa, evet Trabzon deplasmanı için belki iyi denilebilecek bir sonuç olabilirdi, hele hele 2-1 geriye düştükten sonra, ama hakkına baktığımızda daha fazla kurtarış yapan kaleci Uğurcan, ben Fenerbahçe'nin hak ederek kazandığını düşünüyorum. Ali abi, bu bölümde senden de bir giriş alalım, sonra detaylı zaten konuşuruz. Detaylı konuşuruz. Artık daha yani giriş daha olarak. Açılış konuşmalar alıyorsun. Bunlar açılış. Daha Mehmet Sevinç detaylandıracak mı söylediklerini? Evet. Yok, daha detayına gireriz yani. Adam koordinatör organizasyonuna kadar söyledi. Daha ne istiyorsun? Daha ne detay istiyorsun? Valla genel olarak zaten herkes maçın gidişatını bence gördü. Öyle çok fazla maçın gidişatıyla ilgili ekstra söyleyecek bir şey yok. Trabzonspor çok iyi başladı. Fenerbahçe bir 15-20 dakika pas yapamadan rakip yer alanı bile göremedi. Futbolda hep şeydir, klasik bir aslında formüldür bu. İyi oynarken, o kadar baskı yaparken gol atman gerekir. O gol her şeyi değiştiren faktör oluyor futbolda. Trabzonspor o iyi oynadığı dakikalarda golü bulamadı. Ondan sonra yavaş yavaş Fenerbahçe'nin daha organize, daha sakin paslarla daha rakibi tehdit ederek çıkmaya başladığını gördük ilk yarının ikinci bölümünde. O arada işte zaten Mehmet Sevinç de söyledi. Büyük ihtimalle sen de aynı şeyi düşünüyorsun. Şimdi ceza sahası içerisinde o tarz pozisyonlarda nasıl faul çalıp penaltı vermiyorsanız savunma oyuncularının o tarz düşüşlerine faul vermemeniz gerekir. Bu çok net bir şekilde ortada. Orada işte Oğuzhan Çakır'ın belki acemiliği diyelim. Acemiliğiyle beraber olası bir gol gitti. Olası bir gol diyorum çünkü orada düdük erken geldiği için oyuncular da bıraktı. Yani belki Livakovic için de o şey söylenebilir. Kurtarır mıydı? Düşük ihtimal ama yine de düdük çok erken geldi orada. Fakat tekrar söylüyorum, yani nasıl orada o pozisyonda penaltı çalmayacaksanız savunma oyuncusunun o düşüşüne de faul çalmamanız gerekir. Basit bir hata. Orada şöyle denmiş. Aslında top oyuna girmeden bir faulü var. Okay'ın çekmesi var, itmesi var. Oyuna girdikten sonraki mücadelede normal, hani normal, hani olabilecek. O pozisyonu top oyuna girmedense uyarması lazım. Evet evet, onu demişler zaten. Evet, yani top oyunu, çünkü kural öyle. Orada faul vermediği için top oyunda olmadığı noktada uyarması lazım. Ama gördüğümüz ikili mücadelede bir şey yok. Çok temiz yani. Çok basit bir şey. Faul pozisyonu. Orada bir şey oldu. Bir hata oldu. Neden VAR karışmadı diye merak edenler de olabilir. Hakem düdük çaldığı için VAR karışamıyor. Zaman zaman bu protokolle ilgili bazı kafa karışıklıkları oluyor. Bilen oluyor, bilmeyen oluyor. Bilmeyen için onu da söylemiş olalım. Bunun yanında Trabzonspor çok adamla hücumdayken bir top kaybıyla Fenerbahçe geçişte gol attı. Bu da işte topla çok oynama değil, o geçişi, topla neler yaptığınızın ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnek oldu. İkinci yarı yine sizin dediğiniz gibi Fenerbahçe'nin üst üste pozisyonlarıyla başladı. Hani az önce söyledim ya, Trabzonspor iyi oynarken o golü bulamaması zaten maçın değişeceğinin bir işaretiydi.
Fenerbahçe'de çok kısa süre içerisinde üst üste o pozisyonları kaçırınca Fenerbahçe'nin de o pozisyonlara arayacağının aslında bir işareti oldu. Ve senin dediğin gibi işte Mehmet Sevinç de söyledi, yani futbol anlık bir oyun. Anlık pozisyonlar birçok şeyi belli ediyor. Orada üst üste çalınan iki penaltı. Bir yaklaşık zaten bir 10 dakika falan oyun oynanmadı. Evet. Değil mi? 10 dakikada hiç iki oynanmadı. Penaltı atıldı yani o bölümde. Maçın 2-1'e gelmesi. Ama akabinde Fenerbahçe'nin bence mevcut şartlar itibariyle, yani iki tane penaltı verilmiş aleyhine ki bir tanesi tartışmalı bence. Orada Fenerbahçe bayağı sakin kaldı. Değişikliklerini yaptı ve 2-1'den sonra oyunun herhangi bir bölümünde uzatmalar dahil Trabzonspor üstünlüğü yoktu. Bu da hani karşılaşmanın Fenerbahçe adına en kötü berabere bitebileceğini gösteriyordu bize. O bölüm bence Fenerbahçe adına ciddi bir artı yazar. Mourinho adına da artı yazar yaptığı değişikliklerle. Fenerbahçeli oyuncuların da işte az önce Mehmet Sevinç'in dediği gibi yani sahadaki o tecrübeyi Tadiç de gösterdi. İrfan Can da gösterdi. Dzeko da gösterdi. Orada hatta diğer oyuncuları da yükselttiler. Kostić de. Aynen. Kostić de eklemek lazım. Doğru söylüyorsun. Orada sanki biraz Şenol Güneş'in değişiklikleri gecikti gibi. 88'de ilk müdahaleyi evet. yaptı. Başka yani, da zaten sonda yaptı. Ki Fenerbahçe hani 67'de gol yedi. Kısa süre sonra cevap verdi. 75'te 2-2'ye geldi maç. 2-2'ye geldikten sonra da ben açıkçası Şenol Güneş'ten bir değişiklik bekledim ama 14-15 dakika sürdü Şenol Hoca'nın değişiklik yapması. Orada iş artık iyice Fenerbahçe'ye dönmüştü. 12 dakikalık bir uzatma ve uzatmanın da son anında işte yine kritik bir pozisyonla gelen gol. Kritik pozisyon diyorum çünkü orada Tadiç'in verdiği pası verebilecek ligde herhalde 2-3 tane oyuncu vardır. Fazla yoktur yani. Müthiş bir pas attı orada. Geçen sezonki Ferdi uyumunu hatırlattı bana. Hani Tadiç duruyor, sakin ve hareketlenen bir sol bek var. Aynen. Merkezden veya çizgiden fark etmez. Kostić'te hareketliliğini orada konuşturdu. Yani müthiş kalite ya o pas. Evet. Alması, beklemesi, aynen. O dakikada aradan bırakması. Aynen. Hakikaten olağanüstü bir pas. Neticede o gelen ortada da işte hani Amrabat çok istediği vuruşu yapamasa da. Orada ben şey görüyorum. Barisic önce vuruyor görüyorum. Amrabat ayağı öyle, araya giriyor öyle, değil mi? Öyle oldu zaten. Değil mi? Aynen tabii, öyle. Anlık yani çok. Amrabat orada tabii koşuyu yaparak. Müthiş tabii. Yapması gerekeni yapıyor. Hı. Ve şans da yardımıyla Fenerbahçe yani Trabzonspor için ölümcül bir dakikada skoru 3-2'ye getirdi. Ve maçı kazandı. Tabii maçı kazandı Fenerbahçe için. Fenerbahçeli taraftarlar için çok büyük bir sevinç. Trabzonsporlu taraftarlar için bir yıkım. Ama ondan sonrası da genel olarak Türk futbolu için yıkım oldu. Felaket evet. Açıklamalar karşılıklı olarak. Ben arkadaşlara şu mesajı attım. İkinci yarı penaltılar oldu ya. Dedim şu andaki demlik yetmez. Yeni bir demlik çay yapın. Çok keyifli anlar başlıyor. Maçtan sonra daha sonra, keyifli olacak. Ondan sonra şey izleyin diye. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın peşini bırakmama, işte bu kadar kritik bir deplasmanda 3 puanı son saniye golüyle alması, her şey Fenerbahçe için olumlu. Trabzonspor da hani ilk 20-25 dakika iyi gözüktü ama Trabzonspor'un da işte neden zorlandığını, neden gol pozisyonu üretmekte, akan oyunda gol atmakta zorlandığını, neden ligde buralarda olduğunu gösteren bir karşılaşma oldu. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com 7.41 saatlerimiz Trabzonspor Fenerbahçe karşılaşmasını konuşuyoruz. Hem taktik, maçın gidişatı onları konuştuk. Tartışmalı pozisyonları da böyle irili ufaklı yorumlarken tabii ki konuştuk. Ama dün o kadar fazla tartışmalı pozisyon vardı ki hem ilk yarıda hem ikinci yarıda son dönemdeki belki en tartışmalı maç oldu bu anlamda. Ve bayağı da gri denebilecek pozisyonlar da vardı. Vallahi sana göre işte... bana göre. Ne yazık ki öyle oldu. Neden ne yazık ki diyorum? Hani genç bir hakem şansı yanında olsun dedik. Hakem şansı yanında değildi. Yani iyi başladı bence. Hani çok faul çaldı ama öyle çok tartışmalı pozisyon yoktu ilk 20-25 dakika herhalde. Ama ondan sonra Okay'ın iptal edilen golüyle birlikte herhalde
Tabii arada sarı kartlar falan yine tartışılmıştır ama oradan sonra kayış koptu diyebiliriz. Evet. O pozisyonla ilgili herhalde en fikiriz. Hani gol. Bence de Nizami bir gol. Çok net gol ya. Yani o kadar olur. Bakan oyunda kolay kendini yere bırakıyor Mert Müldür. Aynı şekilde ikinci golü Fenerbahçe'nin Ceko ile buldu. Ondan önce de İrfan Can Eren Elmalı mücadelesi var. Eren kendini orada yere bırakıp faul bekliyor ama mesela oradaki faulü güveniyor işte. Hakem orada çaldı ya, burada da çalar diye bekliyor, çalmıyor bu sefer. Mesela haklı aslında. Evet. Yani o konuda standart olarak bakarsak bir standart yok gibi duruyor. İkisi de faul değil ama. Bence de ikisi de faul değil. Tabii yani şimdi dediğiniz doğru. Fakat standartı Eren belirleyemez. Yani tabii. Bir savunma oyuncusu olarak iki tane gole sebep verdi. Evet. Dün. Ama hani orada çaldı şimdi tehlikeli bölgede. Evet, çok, ulan bırakayım faul alayım, kurtulayım dedi. Çok doğru bir şey söylüyorsunuz. Katılıyorum size. Fakat hani bir savunma oyuncusu olarak Eren ilk golde uyuyor. Tamamen uyuyor. Fred'in yani koşu tam bir şey evet, yok. Tam bir bireysel çevre kontrolü yok. Yani diğer tarafta o golde de kendini o kadar kolay bırakıyor ki belki sizin dediğiniz sebeple ama öyle ya da böyle yani savunma oyuncusu ayakta kalacak. Yani ilk kurallarından bir tanesi aynen. O kadar kolay bırakabilir misin yani kendini hani anlıyorum dediğinizi. Dediğim gibi bence de çok güzel bir nokta. Hani hakem standartı orada veriyorsa burada da vermesi lazım ama oyuncu böyle düşünemez. Hani sen yorumcu olarak bunu söyleyebilirsin. Kardeşim aynı pozisyon neredeyse. Bir tanesine veriyorsun, bir tanesine vermiyorsun. Buna Periz, buna Eren tuşusu. Haklısın. Ama oyuncu profesyonel oyuncu. Riski almaması lazım. Tabii canım yani, ona güvenebilir saatte, misin sen oyuncu olarak? Kendi yani? Ceza sahanda. İlk golde de Eren'in tabii büyük bir hatası var. Fred'in koşusuna eşlik edemiyor. Bir de şeye dikkat etmişler. Ben ona dikkat etmemiştim. İlk top daha Vişça kaptırdığında Dansfield offside'ı bozuyor. En-Nesyri çapraz hareketleniyor. Yani Mendy aslında Mendy ile hizada kalsa Dansfield, En-Nesyri offside'da kalacak. Atak daha olgunlaşamadan bitecek. Orada da Dansfield'i çok eleştirmişler. Evet. En-Nesyri ile koştuğu için offside haliyle bozuyor ve devamında da yani Eren'in Fred'i kovalamaması, Fred'in koşusunu devam ettirmesi de bence tabii önemli. Oraya kadar gitmiş olması. Mesela o esnada ileride Fred var, Neşimanski var, Tadic uzak tarafta, Saint-Maximin oralarda yok. Hani Fred de genel olarak performansını ben dün yine çok beğenmesem de kritik anda, kritik noktada öne geçirdi Fenerbahçe'yi. Tartışmalı pozisyonlardan biri Dansfield'in ilk yarıda Osay Samuel olan müdahalesi tabanıyla. Önce aslında topa dokunuyor fakat devamında da dik bir şekilde Osay Samuel'e doğru işte dizinin alt tarafına bir müdahalesi var. Osay Samuel'in çıkma sebebi o muydu? Zannetmiyorum ya. Sakatlandı mı acaba yine? Sakatlıktan mı çıktı? Bu ilk yarıda oldu. Yoksa tercih mi oldu? Bence tercih oldu. Tercih gibi görünüyor. Ben tercih diye çünkü düşündüm. Çünkü soyunma odasında bir şey yapıyordu. Sendeliyordu yine ama ikinci yarıda da bir 20 dakika oynadı. Evet, bu pozisyon 45+3'teydi sanıyorum ki. Sarı kart gördü. Osay Samuel'e çıkışı 66 gözüküyor. O pozisyonda da ben izledim hani kırmızı karttan ziyade ben mesela sarı kartta daha yakın taraftayım orada. Fenerbahçeliler kırmızı beklemiş. Hani çok sert bir müdahale ama ben hani müdahalenin fotoğrafa baksan büyük ihtimal kırmızı kart verirsin ama videoda oynattığında çok yaralayıcı bir müdahale değil. Hani şey diyorlar ya güç transferi. Hı hı. Öyle bir şey yok. Sanki hani sarı kart yeterli. Hani kırmızı verse var yine büyük ihtimal karışmazdı. Ayağın çok tehlikeli şekilde duruşundan dolayı ama ben normal olarak değerlendiriyorum sarı kart. Şimdi ayağın duruşu, ayağın gittiği yer kırmızı kart. Kırmızı kart. Ama çok sert bir darbe var mı? Yok işte yani. Yok. Sakınıyor gibi Dansfield. Önce de topa müdahale ediyor. Topa vuruyor zaten sonra kayıyor. Sonra tehlikesi var tabii ki ama ne olursa olsun topa vursa da vurmasa da kırmızı çıkabiliyor galiba ama. Niye çıkıyor kırmızı? Yani müdahalenin şiddetine ama şiddetli bakınca değil ki. Hayır. Verse yani, bir şey diyemezsin demişler. Kim demiş bunu? İşte Trio'da okuduğum kadarıyla. Trio öyle mi demiş? Evet. Yani VAR'ın karışabileceği değil hani. Bir pozisyon değil. Trio'nun yani, referans almıyorum ya. Fotoğrafı görsen kırmızı ama oyunun akışında, oyunun doğasında, oyunun ruhunda yani o sayenin şeyine tekme gelse de o taban gelse de çok sert olmadığı için hatta sert olmadığı için çok serti de geç bence. Bence kırmızı değildi pozisyon. Fotoğraf çok yanıltıcı oluyor. VAR'da önce bir fotoğrafı gösteriyor hakemler. Bak burada temas var demek aynen için ondan sonra normal hızda oynatıyor. Zaten benim en çok karşı olduğum şey VAR'la alakalı olarak bu. Evet. Normal hızda oynatması lazım. O sana o şey ilk anı gösteriyor ya.
ayağına ben sana dokundum. Hmm. Hani ben sana hep itiraz ediyorum ya, ben senin ayağına dokunabilir mi? Yani futbolda ayağına dokunmayacaksın diye bir şey yok. Hmm. İki ayak birbirine değmeyecek diye bir şey yok. Ama akan oyunda onu anlayabiliyorsun. Tam olarak ne kadar darbe var. Yani zaten onu hakem bir şekilde görecek. Bir şekilde o pozisyonla ilgili kararı var. Ama netleştirmek için birkaç kere daha izleyebilir. Ama o izlediği tekrarın normal akış içerisinde olması lazım. Sen bana tek kara fotoğraf olarak gösterirsen yani Deniz File 8 maç ceza vermek lazım. Bir de Türkiye'de VAR kayıtları da açıklanıyor ya, VAR hakemi yönlendiriyor. Orta hakim bak şöyle oldu, böyle oldu, şunu yaptı, bunu yaptı. Bence bırakması lazım. Yani bizce pozisyonda bir ihlal olabilir. Ayağına biz vurduğunu düşünüyoruz. Hocam sen de. Yani şu açıdan geliyor, bu açıdan vuruyor, şöyle alttan alıyor, buradan çeviriyor gibi ifadeler de duyuyoruz ki bunların bak, doğru olduğunu. Bak neler yapıyor, bak diye. Aynen. Öyle oluyor mu? Katılıyorum ben de biraz. Hele böyle tecrübeli hakemlerde yönlendirme oluyor. Yönlendirme var. Bakalım göreceğiz. Salı günü herhalde açıklanacak VAR kayıtları. Ki bu maçta, bu arada geçen karşılaşmada burada öneride bulunmuştun. Hakem iki kez VAR monitörüne gider. Oranı çok iyiydi. Evet. Biri 10'du. Hiç VAR'a gitmemişti. Gitmedi. Galatasaray evet. Beşiktaş derbisi. Bu maç oran açıldı mı açılmadı mı hiç bakmadık bile. Ben ikinci VAR'a çağrıldığında aklıma geldi. Sana da mesaj attım Ali abi, oynadın mı acaba diye. Yok aklıma bile gelmedi dedin. Ve burada da... Yani aklım ucundan geçmedi. O bahis vardıysa. Aynen, vardır, vardır. Oynayan da olduysa tutturmuştur. Belki oranı biraz daha düşüktür. Ama vardır. Ama bir önceki maç tutmadı ya, bence öyle düşük olmasını gerektirecek bir durum da yok. Yok yani Trabzon Fenerbahçe gene riskli olaylı olur falan diye olaylı olabilir diye olabilir dedim, ama düşük olsa da gene çok da düşük değildir yani. 7.5'tan aynen, düşük 8, değildir. 8.5'tur falan. Belki oynamış olanlar vardır, mesaj evet. Atarlar. İflas etmek isteyen bahis şirketleri varsa hakem tartışılır bahsi açısından. Ya yok öyle bir dünya. Öyle bir dünya yok bizde. Çok tartışılıyor tabii. Pozisyonları konuşuyorduk hızlı hızlı. Trabzonspor'un ilk penaltısı Jiku Okay mücadelesi. Okay topa vuruş yapıyor. Üstten avuta gidiyor ve devamında da bir müdahale, ayaklar birleşiyor ve orada da VAR'dan bir uyarı geliyor ve izleyen Oğuzhan Çakır da burada bir ihlal tespit edip penaltı noktasını gösteriyor. Açıkçası ben pozisyonu izlerken hani VAR çağırdı, hani bir müdahale görüyorum, benim için normal bir penaltıydı. Fakat sonrasında okuduğum kadarıyla hani penaltı değil diyen de hatırı sayılır bir kitle oluşmuş hakemlerden. Sadece Türkiye'de veriliyor diye bir eleştiri var. Yani bu late tackle dedikleri kural sadece Türkiye'de uygulanıyor, diğer ülkelerde uygulanmıyor deniliyor. Ama bu sezon iki kere Fenerbahçe lehine verildi. Bu tarz pozisyonlarda penaltı. Burada da Fenerbahçe'nin aleyhine oldu. Fenerbahçe'nin buradaki şanssızlığı da bu diyebiliriz belki bu maç üzerinde, ama bence penaltı. Evet, penaltı değil denmiş. Hatta VAR müdahalesi denmiş. Diliyor mu denmiş? Evet, denmiş. Maalesef. Bence de penaltı değil. Değil. Tiro bence penaltı. Aynı... Tiro öyle aynı şeyde olmaktan biraz... Ya ben dışarıda kahve otomatına referans alırım Tiro'yu almam. Yani sıkıntı yaşasam da Tiro öyle aynı şekilde düşünmekten. Yani ben o pozisyonda orada temasın yeterli olmadığını düşünüyorum şey için. Hı-hı. Penaltı için. İşte orada ama vurma yok mu? Sadece temas mı diyorsun? Ben temas diye düşünüyorum. Yani öyle hani... mesela Mert izlemiş. Mert diyor ki bana göre normal bir penaltı. Ha, ben öyle sonra olay çıkacak bir pozisyon olarak düşünmemiştim. Sen izlemişsin, sen penaltı diyorsun. Ben penaltı diyorum. Ben de penaltı değil diyorum. Çok önemli mi? Değil. Ama neyi gösterir? İşte pozisyonun çok kolay bir pozisyon olmadığını gösterir. Hakem için şanssız bir pozisyon olduğunu gösterir. Şey çok, bile konuşulabilir Fred burada. Fred Abdülker'in penaltısı. Bu da penaltı. Aynı hakem veriyor çünkü ikisini de. Ben oradan yola çıkarak söylüyorum. Atilla Karaoğlan var da. O gün de sahadaki hakemdi. Fred Abdülkerim'e penaltıyı verdi late tackle'la. Burada da verecek o zaman, verdi. Yam yapmadı yani. Bir standardı var diyorsun en azından. Ne diyecektim? İkinci penaltıya geçelim. Unuttum diyeceğimi. Çağlar Banza pozisyonu. Orada da Çağlar'ın arkadan dikkatsiz bir müdahalesi var. Müdahale aslında çok güçlü bir müdahale değil ama destek ayağına doğru olduğu için sanıyorum bir ihlal olarak değerlendirmiş. Mesela o pozisyonu izlerken ben VAR çağırmaz diye düşündüm. Ben de öyle düşündüm. Yani. Ben izlediğimde de penaltı değil dedim ama en son artık VAR görüntüsünde hani orada durduruyor ya, az önce konuştuğumuz ayağının topuk kısmına galiba. Yok, müdahale var. Müdahale bende orada var. Gördüm işte. Ondan önce hiç görmedim. Yani yayıncı kuruluşun tekrarlarında görmedim. Ama VAR hani durdurarak gösteriyor ya, o zaman gördüm. Abi sizle hakem olmazmış. Niye? Ya ben de izledim. Penaltı da şeysiz penaltı o pozisyon. VAR devreye girmeli. Varsın. Hayır, varsız.
Hayır. Ya Barsiz penaltı. Ya. Barsiz'e bir şey diyemezsin zaten arkadan. Evet. Dikkatsiz müdahale. Hele yani ilk penaltı pozisyonuna göre çok daha fazla penaltı. Hı. Çağlar Banza pozisyonu. Ben öyle olmadı. Sen de öyle olmadın işte. Onu diyorum, hakem olmazmış yani. Ya da bizden hakem olmazmış. Birimizden birinden olacağı kesin. Bizden birinden hakem olmayacağı kesin ama ben izlediğimde de o dedim bu penaltı yani. Yani ötekine göre %100 penaltı. Hı. Hiç şeyi bile yok. Ama tekrar söyleyeyim yani Ciku pozisyonuna göre Ciku'nun şeyi kimdi? Kimle? Okay'la. Okay'la. Yani Ciku Okay'a göre Banza Çağlar pozisyonu çok daha fazla penaltı dedim. Çağlar'ın pozisyonu daha ben fazla. Ben de görünce var çağırmaz herhalde dedim. Çok ufak bir müdahale var. Hani bu siyah beyaz değil. Hani evet penaltı verse. Ben de çağırmaz dedim. Ama varlık bir şey olarak yani işte bu biraz işi sana göre bana göre noktasına getiriyor. O yüzden aslında penaltı pozisyonlarıyla alakalı olarak artık burada yapılacak bir şey yok. Yani Atilla Karaoğlan'ın şeyine güvenmek gerekiyor. Ya futbolcular biraz zeki olsun ya. Bazen pozisyonlar oluyor. Mesela top dışarıya gidiyor, out'a gidiyor, tamam mı? Rakip takımı itiraz ediyor. Ya kardeşim hemen sen out atışını kullan. Pozisyon geçtikten sonra VAR zaten çağıramaz değil mi? Kaleci de bekliyor abi. İtirazlar oluyor. Sonra o kadar çok itiraz oldu. VAR çağırmak zorunda kalıyor. Oyuncular, futbolcular başlatmadığı için pozisyonu bu tarz durumlarla da karşı karşıya kalabiliyorlar. Orada da durduruyor abi. Başlatsa bile büyük ihtimalle. Yok bazen öyle durdurmuyor. Geri aldı. Bazen durdurmadığı hani, pozisyonlardan bahsediyor. Tabii bekle demediği pozisyonlardan bahsediyor. Bazılarını bekle diyor. O da emin değil. Bir şeyler olabilir burada diye beklettiriyor. Reklama çok az kaldı. Bir de bu Banza'nın eline çarpan bir top vardı maçın son bölümünde skor 2-2 iken. Orada da hem Banza'nın eline bir temas var hem Banza'nın eli Çağlar'a temas ediyor. Burada da açıkçası izlerken ben de var çağıracak diye burada da düşündüm ama. Burada ben de penaltı dedim. Evet, ben de penaltı. Ya bu 3'te 3. Hatta bu dedim kesin penaltı yani bunu kesin çağırırlar artık dedim. Biz de bir trio'yuz. Trio yapalım. Evet. Ama yani felaket radyo bitiriyor. Radyo trio. Felaket bitiriyor yani. Fakat işte gerçekten de şimdi bizi dinleyenler mesela kaç tane pozisyon yorumladık? Bir Okay'ın kafa golü var değil mi? Net gol. Okay'ın kafa golü var. Üçümüz de mutabıkız. İki tane şey yorumladık. Penaltı, Trabzonspor penaltısı. Kırmızı bir tane beklentisi. Kırmızı beklentisi. Ne oldu? Beş pozisyon mu? İrfancı, ben önümde yedi pozisyon var. Bir tane de Enistes'ten Amrabat'a soruyor. Şu açıdan söyleyeyim. Yani beş tane pozisyon yorumladık şu ana kadar. Hı-hı. Hepimiz farklı düşündük. Hı-hı. Büyük ihtimalle maçı izleyenler de aynı şekilde düşündü. Hani farklı pozisyonlarda farklı görüşleri oldu. Başa sarıyorum. Hakem için çok talihsiz bir maçtı pozisyon açısından. Yani her pozisyonda sana göre, bana göre, o hakeme göre, bu hakeme göre, eski hakem hocasına göre, yok şuna göre, buna göre diyebileceğim pozisyonlardı. Ama tabii ki kendi gördüğümüzü söylemekle de mükellefiz. Ben El Nesri Banza pozisyonunun temiz bir penaltı olduğunu düşünüyorum. Buna devam ederiz. Bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra devam edelim aynı yerden. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. 8.03 saatlerimiz pozisyonları tartışıyorduk. En son maçın son bölümündeki pozisyondaydık. Banza'nın eline çarpan, hatta Banza'nın elinin Çağlar'a çarptı pozisyon bir taraftan da. Yani iki türlü penaltı verilebilecek bir pozisyondu. Çağlar orada vuruşu yapan isimdi. Sonrasında da zaten bir sakatlık yaşamıştı. Açıkçası ben de bir penaltı, bir uyarı bekledim ama sonrasında acaba neden bu uyarı yapmadı diye düşününce hani bir sebebi olmalı. Ya net bir kanıt bulamadı ele temasla alakalı olarak ya da orada Enes'in Banza'ya faulünü tespit etti ve o yüzden de VAR uyarısı bulunmadı diye düşündüm izlerken ama bilemiyoruz tabii ki, bunu da öğrenmemiz mümkün olmayacak. Ama üçümüzün de beklentisi pozisyonla ilgili penaltı verilmesiydi. Yayıncı kuruluş 26-28 kamerayla çekiyorum, şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum diyor. Pozisyonları net göremiyoruz. Buradan da yayıncı kuruluşa bir sistem gitsin. Net teması, yani ben görüyorum bir el teması ama hani VAR'da net bir kanıt bulabiliyor mu? Kanıt bulamadığı için sunmak yaptım zorunda. Tabii tabii yani. Bulamadı. Bulamadıysa ona da diyecek bir şey yok tabii ki. Ya bulunun birçok pozisyonda aslında, yani bazı birçok demeyelim de bazı pozisyonlarda net kanıt göremiyoruz. Bazılarını offside kamerasından göstermek zorunda kalıyor. Yani ceza sahası çevresine daha iyi konumlandırılmış kameralar gerekiyor. Yayıncı kuruluşun bunlara dikkat etmesi lazım. Mesela geçen sene
en çok konuşulan konu neydi? Icardi-Djiku pozisyonu değil mi? Offside kamerasından ancak gösterebildi yayıncı kuruluş bize onu. Biz de onu büyüte büyüte iyice flu haline getirilmiş haliyle insanlar izlemek zorunda kaldı. Yani yayıncılık bence artık bu seviyelerin çok çok üstünde yapılıyor dünyada. Yayıncı kuruluşunda buna biraz daha dikkat etmesi gerekiyor. Trabzonsporluların itiraz ettiği bir pozisyon da Enis Destan Amrabat pozisyonu. Amrabat'ın o pozisyonda bir sarı kartı vardı daha öncesinde. Hatta topa vurduğu için zaten sarı kartı görmüştü. Okay'a yaptığı faulden sonra ve devamında da itirazdan da ikinci sarı kartı görebilirdi. Sınırda gezmişti Amrabat. Bu başka bir pozisyon. Enis Destan'la olan. Enis orada topu aldı hızlı başlamasın diye Amrabat. Amrabat'ın da bir müdahalesi oldu. Normalden karşılıklı sarı kart verilen bir pozisyon aslında ama orada hakem Oğuzhan Çakır Enis'e oyunu geciktirdiği için sarı kartı gösterdi. Amrabat'a göstermedi. İkinci sarı kartın biraz daha net olmasını istiyor Merkez Hakem Kurulu. Herhalde onunla alakalı diye düşündüm. Oyuna devam etti. Devamında da maçın son bölümünde de gol attı. Trabzonsporlar da hani orada atılmalıydı Amrabat diye düşünmüşler. Yani Enis milli takım geniş kadrosunda olan bir oyuncu. Ve dün mesela enteresan iki tane pozisyon vardı. Bir tanesi Enis'in pozisyonu. Şimdi Enis orada bir kere Amrabat'a faul yapıyor. Faul yapan Enis. Ondan sonra Amrabat topu isterken topu engelliyor. Bir de üstüne darbe almış gibi yapıyor Enis. Yani hiç yakışmıyor. Milli takım seviyesinde olan bir oyuncu, gencecik bir oyuncu hiç yakışmıyor. Kenarda herhalde kendini çok motive etti. Oyuna öyle girdi. Ama Enis'in bundan önceki maçlarda da böyle vukuatları var. Yani Enis biraz sporcu olma işini ıskalıyor gibi geliyor bana. Orada Amrabat'ın yaptığı sarı kart değil. Yani Trabzonspor'un beklentisi çift sarı kart da Amrabat'ın yaptığı sarı kart değil. Amrabat topu almaya çalışıyor orada. Ama faul yapan, faul yaptıktan sonra oyunu geciktiren, üstüne bir de darbe almış gibi yapan Enis. İkinci garip pozisyonda Umut Bozoğlu'nun pozisyonu. Umut Bozoğlu'yu bir gördük. Hakeme itirazdan sarı kart görmüş. Sahanın içinde. Ondan sonra sağ kenarında tekrar Umut Bozoğlu'yu gördük. Arkadaşıyla gülüp eğleniyor. Yani bu da yakışmıyor bir sporcuya. Umut Bozoğlu'yu gördünüz mü o pozisyonu? Hı hı, sahaya girmiş. Niye girdi? Sahaya girmiş işte. Sahaya girmiş. Sarı kart görmüş. Ondan sonra bir kere daha gördük Umut Bozoğlu'yu. Kenarda gülüp eğleniyor. Neden? O zaman o da tribünlere oynuyor demektir. Yani arkadaşıyla olan konuşmasından, o vücut dillerinden, suratlarındaki ifadeden anlıyorsun bunu. O da hiç yakışmıyor bir sporcuya. Ben Enis Amrabat pozisyonu öyle yorumluyorum. Biliyorum sen de düşünüyorsun. Çift sarı atılır mısın sence orada Amrabat? Yok yani. Atılmaz. Atılmaz ama böyle genelde yapıyorlar ya, karşılıklı veriyorlar bu tarz pozisyonlarda. Tartışmadan verdiyse ikisine de vermesi lazım ama bence faulden verdi kartı. Ben öyle yorumladım çünkü Amrabat'a vermiyorsa faulden ama Amrabat'ın ki sarı kart değil. Yani orada öyle bir şey yok. Amrabat'ın çok müthiş agresif bir hareketi yok. Topu almaya çalışıyor, alamıyor, bırakıyor. Tamam. Ekstra bir şey yok. Trabzon'u niye gördü? Faulden. Oyunu geciktirdiği için. Tartışmadan için. Değil onu diyorum. Tartışmadan olsa karşılıklı gösterir. Geciktirdiği için ona gösteriyor, Amrabat'a göstermiyor. Evet, evet. Bence karar doğru. Şeyde daha çok ikinci sarı kart olabilir demişti o. İtiraz ettiği pozisyon. Topu dikiyor önce sarı kart. Bir de devamında hakemin üzerine doğru yürüyüp itirazını devam ettiriyor. Orada ikinci sarı karta yaklaştı. Arka arkaya iki tane gösterse. Çat çat hani böyle yapıyorlar ya bazen. O gösteriyor demiş. Pozisyonu. İşte ikincisini galiba o kırmızı kartın kıyısından döndü demiş. O üst tamam. Üste görebilecekken. Ona katılıyorum ben. Diğerinde galiba bir şey dememiş. Onu yapabilecek hakemler Halil Umut Mener, belki Atilla Karaoğlan. Yani bu genç hakemin öyle bir karar vermesi çok zor. Böyle bir atmosferde, böyle bir maçta. Şimdi tartıştık pozisyonları. Ayrıştığımız noktalar oldu. Ortak paydada buluştuğumuz noktalar oldu. Ama maç sonu açıklamalara baktığımızda da iki tarafında çok uçlara yöneldiğini görüyoruz. Ben önce Jose Mourinho'yu izledim. Maç sonu flash röportajında konuştu. Hatta kaymasını konuşmayacak mıyız? Golden sonraki kayışı. BBC'de haber oldu. Kayamadı. Bütün şeyde haber oldu. İngiltere'de evet. Haber oldu.
kayamaması mı peki yani? Orası işte o. Yok yani. Tipik Mourinho şeklinde aynen paylaştılar. Onu Camp Nou'da da yapmıştı da sakatlayacaklar kendini. Banza da golden sonra yani kaydı, Türkiye'deki kayamadı. Türkiye'deki çim Camp Nou'daki çime benzemez. Yani oraya takılır kalırsın. Mızrak gibi girersiniz evine. Şey, Trabzon'daki çimde de kayamayacaksak hangi çimde kayacağız Türkiye'de? Kaymayacaksın hani, abi. Yağış hani var, o var, bu var. Abi, direkt sakatlanırsın. Hakikaten kayamıyorsun yani. Yok, bazı da sakatlanıyordu. Drogba hepsi çakıldı yere. Evet, evet, mızrak yani gibi çakıldılar yani. Gereksiz. Neden öyle oluyor ya? Bilmiyorum, kuru mu, kuru mu oluyor? Kuru, ha işte kaybı. Trabzon'da yani. Trabzon'da yağış, gerçi, çim evet falan. Orada olmayacaksın. Adaya en çok benzeyen. Hani nerede olacak yani? Ya Rize'de kayabilirsin. Tamam ya Trabzon'da. Hadi biraz da Samsun yani. Başka bir yerde de hani sevinirken kayamayacaksın, hiçbir yerde kayamazsın zaten. Senin dediğin gibi çakıldı, ikisi de çakıldı. Çakıldı yani, sakatlık çıkabilirdi yani o pozisyonu. Daha Mourinho yeni hafta içi antrenmanda zaten sakatlanmıştı. İsmail'in müdahalesiyle dün de tehlike atlattı. Dediğim gibi maç sonu açıklamaları ilk ben Mourinho ile başladım. Yayıncı kuruluş flash röportajı verdi. Hatta yarıda kaldı, böyle kesildi. Sonra devamını getirdi. Mourinho da kullandığı ifadeler, işte Fenerbahçe zaten ben gelmeden bir şeyler söylemişti ben bu ligde alakalı ama yarısını söylemişler ancak. Hani benim gördüğüm çok daha fazlası diyor. Bir sistemden bahsediyor. İşte Vardaki Atilla Karaoğlan'ı çok net şekilde eleştiriyor. Bayağı hani Fenerbahçe'ye karşı o hani yönetimi kullandı. Yapı, sistem, benzer şeyler kullanıyor. Jose Mourinho, işte ondan sonra gelen Dzeko da benzer şeyler söylüyor. Amrabat yine keza benzer şekilde, işte bana da söylenmişti daha öncesinde falan, işte bize karşı olan tutum bunu ifade ediyor. Sonra Trabzonspor cephesine bakıyorum. Orada da Ertuğrul Doğan'ın maç sonu açıklaması. O da çok sert konuştu. O sert ve bence bir başkana yakışmayacak derecede ifadeler var. Hani Fenerbahçe cephesi de hakemi ya da kararları eleştiriyor. Dün özelinde tabii ki konuşuyorum sadece ama mesela ağzından Ertuğrul Doğan'ın çıkardığı kelimeler çıkmıyor. Yani bunu bilmiyorum, yayında söylemem doğru olur mu olmaz mı Ali abi? Ertuğrul Doğan'ın o ifadeleri Ertuğrul ama. Ertuğrul Doğan söylediğine göre sen söyle. Ertuğrul Doğan'ın söylediği bir şey. Yani Ertuğrul Doğan sağ dışında şerefsizlere mağlup olduk yine diyor. Ligin başından beri üzerimize oynanan haysiyetsizce bir oyun var diyor. Ahlaksızca diyor. Birinci operasyon Trabzonspor'a yapılan bir operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiği zaman açıklayacağız diyor. Buraya planlı bir şekilde gönderilen şerefsize yenildik diyor. Sonuna kadar geldi artık bu iş. Bu saatten sonra ya herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adamı haddini çok sert bir şekilde bildirecek diyor. Çok kısa konuşuyor. Yaklaşık 1,5-2 dakikalık bir konuşma. Maç sonu basın mensubu. Tamamı bu zaten. Senin yani okuduğun. Ben notları aldım. Birkaç yeri not almadım da. Zaten hepsi şey. Bunlar neredeyse. Ben çok yadırgadım Ertuğrul Doğan'ın bu açıklamadan. Hakem kararlarından memnun olmayabilir. Üzerine bir oyun oynanabilir. Onu düşünüyor olabilir ama bu ifadeler bence yakışık almamış. Çok çok da ağır bir cezayı gerektiren açıklamalar. Gerçi hoş. Problem değil başkanlar için. Hak mahrumiyeti alsan da stada girmenin önünde bir engel yok. Para cezasını ödeyip zaten gidebilirsin. Zaten başkanlara ceza vermeyeceğim dedi ya Hacı Osmanoğlu. Dedi de buna da vermemezlik yapamaz herhalde bu açıklamaya da. Dediğin gibi doğru abi ama bu değil herhalde kastettiği İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu kadar da değil diyorsun. Bu kadar da değil yani. Geçen hafta federasyondan bir açıklama gelmişti. Kulüp başkanları toplandık. Belli askeri müşterekler üzerinde karar aldık. Ama görüyoruz, üzülerek takip ediyoruz ki kulüp başkanları ortak aldığımız kararları uygulamıyor dediler. Galatasaray ve Beşiktaş da orada aktörler. Aynen. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor da eklendi yapıya. Aynen. Ve o toplantıdan yaklaşık bir hafta sonra büyük kulüpler yine istediklerini istedikleri tonda söyleyebiliyorlar. Şimdi dünkü hakem yönetimiyle alakalı olarak futbol severlerin, Fenerbahçeli ve Trabzonsporlu taraftarların memnun olmamasını anlayabiliyorum. Fakat zaten böyle bir riski vardı bu karşılaşmanın. Onu da geçen hafta konuştuk. Yani Oğuzhan Çakır geçen sezon 6 karşılaşmada Süper Lig'de görev almış. Bu sezonun 6. karşılaşmasında görev aldıktan sonra Trabzonspor Fenerbahçe maçına atanmış. Hakemin bütün kariyerinde sadece bir tane Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Ve siz bu hakemi Türkiye'nin en stresli maçına atıyorsunuz.
Şimdi bu zaten ciddi bir soru işaretiydi. Bunun yanında... Burada amaç ne? Ben onu hiç anlamadım yani. Hakem kazanmak mı, hakem kaybetmek mi? Bu maçı bu hakeme vermek... Abi ben şunu söylüyorum. Kaybetse MHK'nin çok umunda değil. Çünkü Oğuzhan Çakır gibi 20 tane daha hakem bulabilirler. Çünkü 2 yıl önce galiba amatördeymiş hakem. Evet. Yani bak diyorum. 2 yılda amatörden gelmiş. Oğuzhan Çakır'ın kariyeri bitse MHK için çok önemli olacak sıkıntı mıydı? Mı? Olmayacaktı. Çünkü yeni Oğuzhan Çakır'ları bulacaklardı. O bakımdan bir riskleri yok. İyi yönetse de bak MHK doğru karar verdi. Genç hakem atadı. Lekesiz hakem atadı. O şu bu diyeceklerdi. Yani biraz MHK için bence win-win durumu vardı. Çift bunu, taraflı diyorsun. Evet. Bunun yanında kulüplerin mesela genç hakem istiyoruz tarzı söylemi var. Bir şey olmuş, telkin olmuş. Bunu sordum Murat Fevzi Tanırlı'ya. Evet doğru dedi. Yalanlanmadı da iki kulüp tarafından bu. Yani iki kulüpte tecrübeli, Süper Lig'de uzun süredir görev almış bir hakem yerine genç bir hakem talep etmiş. Ve böyle bir atama yapılmış. Ama hani Oğuzhan Çakır yeterli, yetersiz, işte Atilla Karaoğlan'ın kararları, VAR kararları, o şu bu. Her şey bir tarafa, iki kulüpte istemiş, bu hakem atanmış. Bunun yanında hakemler için de şanssız bir karşılaşmaydı. Yani sana göresi bana göresi gri pozisyonları çok olan çok zor bir mücadeleydi hakemlik açısından. Mesela Galatasaray Beşiktaş öyle olmadı. Hiçbir şey olmadı yani maçta neredeyse. Şey olarak söylüyorum. Gri. Sana göre bana göre olarak söylüyorum. Herkes gördü pozisyonları. Ha kardeşim bu faul. Bu sarı kart. Nasıl vermez dedi geçti. Kırmızı kart pozisyonu için belki. Bazıları sarı bazıları kırmızı dedi. Şey mi? Immobile pozisyonu için. Ha işte ama genel olarak kolaydı yani. Aynen. Hatta Arda kardeşler de maçı izlemiş. Ondan sonra evet kötü yönetmişim demiş. Gördüm kötü yönetmişim demiş. Neyse o şeyi kapat. Şimdi buraya geç. Bütün bunları neden söyledim? Ertuğrul Doğan ne diyor? Buraya atanan bir orayı okur musun? Yani operasyon için gönderilmiş diyor kısaca. Ama bir şey itiraz etmediniz. Hakeme. Böyle planlı bir şekilde gönderilen. Evet. Gerisini ondan daha sonra da hakaret ediyor. Evet. Değil mi? Hı-hı. Şimdi bu direkt olarak maçın orta hakemine söylenmiş bir şey mi? Evet. Gönderilen. Gönderilen dediğini göre evet. Değil mi? Gönderilen. Evet, var, yani, var değil buradaki. Hani peki Trabzonspor'un hakemle ilgili bir itirazını gördük mü? Yeri geldiği zaman Mete Kalkavan için maç öncesi açıklama yapılmadı mı? Yapıldı değil mi? Hı. Hakemler için yapıldı. İşte kuşkularımız var, tereddütlerimiz var. Hakemle ama yapamaz, yapamazdı ki. Trabzon'a karşı maçı yok adamın çünkü. Ne yapabilir ki Trabzon'la işte, ilgili? O zaman niye böyle söylüyor? Yani sonuca bakalım. Kararlarından dolayı böyle bir çıkarım yapmış. Eğer gönderildiğini yani şey olarak atama olarak Trabzonspor'u bu hale getirmek için gönderildiği düşünüyorsa daha öncesinden Trabzonspor. İşte daha öncesinde bunu düşünmemiş ama öyle bir maç yönetmiş ki Ertuğrul Doğan'a göre belli ki bu diyor planlı şekilde gönderilmiş. Aksi olamaz diyor herhalde. Maç sonu o öyle mi anlıyorsun? Kafa yapısına ulaşmış. Başka ben olamaz böyle bir şey çünkü olabileceğini düşünmüyorum. Maç öncesi ne olabilir Oğuzhan Çakır'la ilgili? Hiçbir maçı yok Trabzon'la ilgili. Aleyhte lehte verecek kararı yok. Ön yargılı yaklaşabileceğim bir şey yok Oğuzhan Çakır'la. Şaibeli bir maçı var mı? İşte Galatasaray Kasımpaşa maçı var. Tek büyük maçı. Orada da eleştirildi. Yok zaten iki takımın maçını yönetmemiş. İşte o yüzden de verildi bu arada. Yani Trabzonspor'un Fenerbahçe'nin maçını yönetmiş de, hakem yani değil yani. İlk maçı iki takımın da. Dolayısıyla hani Trabzonspor'un sezon başından beri Trabzonspor'a karşı oynanan büyük bir oyun olduğunu söylemesini de pek anlamıyorum. Federasyon başkanı Trabzonspor'un eski başkanı. Hı hı. Hakemlerle arası çok kötü bir şey. Ne derler? Başkan. Evet. Zamanında yaptıkları yüzünden. Ama şu an federasyon başkanı. Hmm. Diyorlar ki sen şimdi gülüyorsun. Şimdi hakemler intikam. O mu? Evet, onu intikam. Mu onu değil de yani soğuk İbrahim Hacı yemek. Osmanoğlu'nu da oyuna getiriyorlar. Hani bu yapı onu da kullanıyor. Hani Hacı Osmanoğlu tepede tamam Trabzonlu ama hala tam hakim değil. O şeyi bitiremedi. Çözemedi içerideki sıkıntıyı. Evet, çözemez diyebilir zaten Trabzonspor. Ama ona gülüyorum yani. Hani ben şeyi de pek anlamadım. Hani Trabzonspor'un mesela Avrupa'daki maçlarını da izledik. Hani Trabzonspor'un önünü kesmeyi gerektirecek bir şey var mı? Durum var mı ortada? Yok. Oyun olarak? Hiçbir şey oynamadı zaten bu sezon Trabzonspor. Trabzonspor zaten ortaya bir şey koyamıyor.
ortaya bir şey koyamadığı için Trabzonspor sezon başlangıcında teknik adamını değiştirdi. Hani öyle çok da hakemlerin ekstra bir Trabzonspor'un üzerine gitmesini gerektirecek bir durum yok ortada diye düşünüyorum ben. Tartışmalı kararlar var. Bence de o Volkan Bayarslan'ın sahada olduğu, iptal ettiği bir gol vardı 0-0 tamam. biten maç. Hani var ama geçen hafta da lehine çok karar vardı Göztepe karşılaşmasında. Oluyor yani. Ben de öyle sezon başından beri bir şey görmüyorum Trabzonspor'a karşı. Ali abi bir seni de keseceğim. 8-20 olmuş, bir araya gidelim. Aradan sonra devam edelim. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. ...8.25 saatlerimiz devam ediyoruz. Trabzonspor, Fenerbahçe maçı içinde ve dışında yaşanan gelişmeleri. Dün maç sonu açıklamalarını dediğin gibi az önce takip ediyordum. Mourinho konuştu, işte Ertuğrul Doğan konuştu. Okan Yokuş'u da Trabzonspor cephesinde konuşan isimlerden bir tanesiydi ki... ...böyle bir maçtan sonra hani golü de iptal edilmiş Okan Yokuşlu'nun... Açıklaması hoşuma gitti. Gol olduğunu düşünüyorum demiş pozisyonun. Canı sağ olsun hakemin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağ olsun deyip röportajı noktaladı. Okan Yokuşlu. Burada anlayışlı bir açıklama gördük. Hatta Şenol Güneş yine maç sonu flash röportajında o da hakem konusuna pek girmedi. Hatta hiç girmedi yanılmıyorsam. Bas toplantısında girmiş ki girdiği hali de hani olabilecek şekilde gayet kendini makul şekilde ifade etmiş. Hani Mourinho'nun itiraz ettiği pozisyonlar varsa bizim de var diyor Şenol Güneş. Ki dediğim gibi hakem hiç konuşulmayacak diye bir şey yok teknik direktörler tarafından ya da başkanlar tarafından ama makul bir seviyede konuşulması taraftarıyım ben de. O yüzden hani Şenol Güneş'e Okan Yokuşlu'ya baktığımda bence gayet güzel örnekler olmuş. Ama Ertuğrul Doğan'ın ki çok ayrı bir seviye, kesinlikle hiç tasvip etmiyorum. Mourinho'nun konuşması da yani o da tabii ki bence olduğundan fazla göstermiş durumu diye düşünüyorum. Hani bana anlatılanlar yarısıymış, çok daha fazlası varmış burada. Hani sürekli bu şeyden, sistemden Jose Mourinho da bahsediyor. Mourinho'nun çıldırdığı nokta şey oldu. El penaltı pozisyonu oldu. Yani verilenler değil de verilmeyen zannedersem Mourinho'yu çıldırttı. Olabilir yani bu Mourinho UEFA'da da finalde de isyan etti. Kaybetti. Bir de offside pozisyonuna itiraz var. Bir de doğru offside pozisyonuna itiraz var. O zaman bence hani sana göre bana göre net. Bence değil. Niye kırmızı verilmeyecek diye isyan edecek bir pozisyon değil. Yani gri bir pozisyon. Yani oradan bir şey çıkmaz. Diğer pozisyonda katılıyorum. Ben de penaltı dedim ama orada da hani belki Ennesi'nin faul yaptığını düşündü. Var ki buna rağmen galiba göstermesi gerekiyormuş. Evet, kanıt göremedi belki. Hani bana kalsa öyle çok büyük yangın çıkarılacak pozisyonlar değil ama işte burada da iki tarafta kendi yangınını çıkaracak pozisyonlara sahiplerdi karşılaşma içerisinde ve bunu sonuna kadar kullandılar. Maalesef ülkemizin futboldaki durumu bu. Yani tabii devam oldu. Atilla Karaoğlan'ın maçı yönettiğini söyledi Mourinho. Bunun dışında hani Türkiye Ligi'ni neden izlesinler? Bu ligin izlenecek bir tarafı yok dedi. Ondan sonra 8 dakika sürdü. Tabii tercüme var, o var bu var. Ama yaptığı flash röportaj 8 dakika sürdü Mourinho'nun. Ben de izledim tamamını. Hani bu açıklamalar size faydalı mı olur, faydasız mı, yani zararlı mı olur, yararlı mı olur diye bir soru geldi ikinci soru olarak da. Vallahi dedi bunu benim konuşmam değil sizin konuşmanız lazım dedi. Türk insanı olarak sizin bunları dile getirmeniz lazım dedi. Yani Ertuğrul Doğan hani aynı şikayetleri farklı üslupla söyledi. Mourinho benzer şikayetleri farklı üslupla söyledi. İki tarafta maç sonunda hakem ve VAR yönetiminden hiç mutlu memnun değildi. Yani çok da fazla diyecek bir şey yok. Hani Ertuğrul Doğan'ın tabii üslubu çok sert bir üslup. Olmaması gereken bir üslup. Mourinho biraz daha hani Mourinho da sert şeyler söyledi. Ama herhalde üslup farkıyla öyle değerlendirmek lazım. O kelimeleri kullanmadı. Öyle bir şey söylemedi Mourinho.
Ama enteresan şeyler söyledi gene. Hani işte Fenerbahçe yönetimi bana bir şeyler anlatmıştı ama tamamını anlatsaydı hikayenin buraya gelmezdim dedi. O kadar o da etkilenmiş gözüküyor. Acun Bilmiyorum ne kadarını hani gerçekten söylüyor ya da gerçek düşünceleri bu mudur? O da belli bir şeyde oynuyor mu? Bilemiyorum ama çünkü Şenol Güneş de öyle söyledi maç sonundaki şeyde. Hani kazandığım bir karşılaşmadan sonra böyle açıklamalar yapmak dedi. Geleceğe yatırım yapmak dedi. Aynen. Son iki maçları Şenol Güneş'te yaptığını söylüyor. Acun Ilıcalı konuştu. O da mesela Trabzonspor'un iptal edilen golünün gol olduğunu söylemiş. Hakkını vermiş orada ama kendi aleyhlerine de pozisyonlar olduğunu dile getirmiş karşılaşma sonrasında okuduğum kadarıyla. Onu çok detaylı izleyemedim. Onun haricinde maçta topun oyunda kalma süresi de dün paylaşıldı. Gördünüz mü bilmiyorum. 40 dakika. 40 dakika 1 saniye. Topun oyunda kalma süresi. Tabii hani bu, artı 12'ye rağmen. Evet, ikinci yarıdaki artı 12'ye rağmen. Tabii bu az mı çok mu belki bir kıyas yapamayabilirsiniz. Ortalamalar genelde böyle 54-55 dakikaymış Süper Lig. İşte Avrupa'da, La Liga'da böyle 56'ya kadar çıkıyor ama hani 57'yi geçmiyor. Bizde de 54 civarı genel ortalama. Burada 40 dakika olmuş. İşte geçen sezonki bir Fenerbahçe-Pendik maçı çok konuşulmuştu. Oyun çok durdu, çok durdu. Orada 47 dakika kalmış. Geçen seneki Fenerbahçe-Galatasaray ondan bile az yani. Evet, ondan bile az. 43 dakika topun oyunda kalma süresi. Geçen sezonki Fenerbahçe'nin ev sahipteki maç. Burada da 40 dakika. Yani son dönemdeki herhalde en düşük topun oyunda kaldığı karşılaşma olmuş. Ki gerçekten de hani maçta pozisyonlar evet vardı. İkinci yarıda da vardı ama o penaltı pozisyonları arasında o kadar oyun soğudu ki bambaşka bir maç oldu sanki. Yani orada konsantrasyon da açıkçası kendi adıma kaybettim diyebilirim. Çok durdu oyun, çok tartışma oldu. Kenara gösterilen yine inanılmaz sarı kartlar oldu. Fenerbahçe kulübesinden çıktı. Evet, bir yardımcı kaleci antrenörü atıldı çift sarı karttan. İki kulübeden de sarı kart gören isimler oldu. Daha da fazlası olabilirdi sarı kart konusunda ki ona rağmen yine çok sarı kart çıktı. Yani Trabzonspor'dan 7 oyuncu yedeklerle birlikte, Umut Bozdoğan sarı kartıyla birlikte Fenerbahçe'den de 3 isim saha içinde. Pardon, Mourinho ile birlikte 3 sarı kart ama şey gözükmüyor benim baktığım sitede. Bu yardımcının gördüğü, onları da sayarsam 5 sarı kart var. Toplamda 12 sarı kart gösterilmiş ki bence azdı bile gösterilen sarı kartlar. Yani çok daha fazlası olabilirdi. Hakem yine orada daha idarelik kullanmaya çalıştı sarı kartlarını ki bu da böyle bir atmosferde açıkçası anlaşılabilir. Onu söyleyeyim karşılaşmayla ilgili. Maç sonu tabii Fenerbahçe geçen sezon da kazanmış ve saha içinde bir sevinç yaşamıştı. Acaba yine aynısı olur mu olmaz mı ki geçen seneden sonra ben de açıkçası pek beklemiyordum ki orada da belli ki maç önü sanki konuşulmuş gibi Fenerbahçeli futbolcular çok fazla oyalanmadan soyunma odasına gittiler. Hatta ben çok detaylı göstermedi o esnada ama işte Dzeko bile takım arkadaşları böyle içeri doğru çağırıyordu. Sportif direktör Mario Branco kez aynı şekilde gördüğüm kadarıyla bir lacivert ceketiyle o da oyuncuları tek tek içeri gönderiyordu. Orada gönderilirken ya da giderken isimler tabii tribünlere doğru sevinçler oldu. O da bence olmaması gereken bir şey. Tribünleri o anlamda tahrik Mourinho etmekte yumruk şov gördük. Evet, Mourinho'nun ki engellenmeye çalışıldı. Yanında İsmail Yüksek'te bir sanki koruma vardı. Birkaç futbolcu tam tespit edemedim, hani göremedim. Onlar da yaptı. Hiç yapmadan girenler de oldu ki ben onları daha çok takdir ediyorum burada. Onu gördük. Güvenlik önlemleri geçen seneye göre belli ki çok çok daha fazlaydı. Öyle sahaya giren ya da yabancı madde olarak da tabii ki yakın planda gördük bir şeyler atıldı ama geçen sezon ikinci yarısını hatırlayın. O Tadiç'in olduğu işte sol kanatta. O bambaşka bir maçtı. Evet. Oradakiyle dünkü karşılaşmanın hiç alakası yoktu. Hani demek ki olabiliyormuş. Tribünde tansiyon yükselmedi dün. Yani tribünler son derece sakindi. Bence yani sahaya madde atılmadı. Maç öncesindeki o toplantının da faydalı olduğunu düşünüyorum. Yani yönetimler bir araya geldi yemek yediler ya. Evet. Bence orada da maç sonu sevinçleri konuşulmuş. Ben öyle bir izlenim tabii aldım. Çünkü işte Edin Dzeko'nun içeri girelim, Branco'nun içeri girelim şeklinde. Yani takımın liderleri dediğimiz kişilerin bu yöndeki telkinlerinden demek ki daha önce bunun konuşulduğu izlenimini aldım. Ya bence atmosfer açısından güzel bir
mücadele oldu. Sadece saha içi yönetim açısından bazı sıkıntıları barındırıyordu. Maçın devre arası oldu. 7-8 kişilik spor şubeden polisler hemen hakemin etrafına, hakem triosunun etrafına gittiler. O eşliğinde gittiler. Maç sonu yine aynı ekip polisler hakemlerin yanındaydı. Aynı şekilde yine soyunma odasına o önlemlerle gidildi ki burada da hani herhangi bir hakeme saldırı ihtimaline karşı o önlemde alınmış. Hani benim görebildiğim dışarıdan tabii ki hani statta değildim ama maç önü, devre arası ve maç sonu önlemleriyle bayağı üst düzey çalışılmış karşılaşmaya ve herhangi bir büyük problem olmadan karşılaşma sonlandı. Benim es geçtiğim varsa hani sizin ekleyeceğiniz. Yok yok, sen gayet güzel özetledin tabii görebildiğimiz kadarıyla. Evet, görebildiğimiz kadarıyla. Bir problem olmadı o anlamda. 8.35 bir reklama daha gidelim. Aradan sonra belki bu bölümde sağduyulu mesajlar varsa, ben çok mesajlara bakamadım Ali abi WhatsApp üzerinden. Biraz onları okuyalım. Bugün hiç mesaj okumadık. Birkaç da yine sağ içine dair not var. Sonra bölümü bitirip Beşiktaş-Kasımpaşa maçına da geçiş yapacağız. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. Tanıtıcı reklam. Evet, şimdi tanıtıcı reklam bölümüne geldik. Bugün size arabam.com'un yeni bir kampanyasından bahsedeceğim. Şimdi mesela arabanız var. Ali abi arabam var. Güzel bir araba ama daha iyisini almak istiyorsun. O yüzden tabii elindekini satman lazım haliyle. Ve arabam.com'a ilanını veriyorsun. Ve bu şekilde de çok daha avantajlı bir şekilde aracını satabiliyorsun. Arabam.com aracını ilan veren herkese oto ekspertiz paketlerinde net %40 indirim sağlıyormuş. Bu büyük indirim tüm oto ekspertiz paketlerinde geçerli ve minimumda 1000 TL indirim avantajı bulunuyor. Üstelik tam 60 güne kadar da ilanın ücretsiz bir şekilde yayında kalabiliyor. Yani sen de arabanı satmak istiyorsan şu anda arabam.com'da ilan vermenin tam zamanı, çünkü indirimden faydalanmak için, bu bahsettiğim az önceki oto ekspertiz indiriminden faydalanman için son gün 30 Kasım 2024, bu tarihe kadar başvurman lazım. Kasım'ın sonuna kadar. Ve kullanmak için de, hani başvurmak için 30 Kasım 2024, indirimin kullanılması için ise son gün 31 Aralık 2024. Güzel. Böyle bir fırsat var şu anda arabam.com'da. Siz de hani siteye girip, uygulamaya girip üye olabilirsiniz. Basit bir şekilde de bu arada üye olunabiliyor. Ben dün girdim, baktım, denedim. Ve bu avantajlardan da faydalanabilirsiniz. Daha detaylı bilgi için yine... Ya sen girdin, baktın, denediysen araba gidiyor demek ki sende. Yani bir düşünmedim değil. Vay vay vay. Kampanyayla birlikte ki bu yönde yoğun baskılar da var. Satalım yenisini, daha iyisini alalım. Daha iyisini alalım diye baskılar var. Eğer gerçekten biz dinleyen dinleyicilerimiz de böyle bir şey düşünüyorlarsa bu dönem için, arabam.com'da bu fırsatı değerlendirebilirler. Tanıtıcı reklam. ...8.45 saatlerimiz... Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuşuyorduk. Birkaç notum var demiştim, birkaç da mesaj okuyalım demiştim. Notlarımdan biri şuydu: Trabzonspor'da bu karşılaşmada 3 yabancı oyuncu, hatta Savic'i de eklersek belki 4 yabancı oyuncu maç kadrosuna dahil edilmedi. Deniz Draguş, Enis Bardi, Mislav Orsic ve Savic. Ki Savic'in henüz tam olarak iyileşmediğini anlıyoruz Şenol Güneş'in açıklamalarında, ama hani kadro bu kadar derin değilken Draguş'un, Bardin, Orsic için de kadroya alınmaması önemli bir mesaj bu futbolculara. Hani kamuoyuyla paylaşılmış bir kadro dışı karar yok Trabzonspor'un şu aşamada. Hatta hafta içi Ertuğrul Doğan'a da bu soru sorulduğunda o da yalanlamıştı, ama üstü kapalı bir kadro dışı var ki çok da şaşırtıcı değil açıkçası. Zaten Orsic 2 maç oldu, kadroda yok. Bardi'yle Draguş'un da çok topun ağzında oldukları açıkçası görülüyordu ki onları da tercih etmedi ve karşılaşmada da uzun süre
oyuncu değiştirmedi Şenol Güneş. Herhalde elindeki yedek kulübesindeki oyuncuların oyuna çok etki edemeyeceğini düşündü. Skor 75'te 2-2'ye gelse de ilk değişiklikler için 88'e kadar bekledi. Ki orada da 3 oyuncu birden değiştirdi. Cihan'ı sahaya sürdü, Enis'i sürdü ve Barisic'i sürdü. Son bölümde de Muhammed Çam girdi. O da herhalde bu sezonun aldığı süreye bakarsak, verdiği gol asist katkısına bakarsak en büyük hayal kırıklıklarından biri oldu. Ben açıkçası izlerken öyle çok kötü bu adamdan olmaz diye hissetmiyorum Muhammed Çam'ı izlerken ama belli ki Şenol Güneş onda bazı şeyleri eksik görüyor ki bu maçta bile hani Cihan'a daha önce şans verdi, Enis'e daha önce şans verdi, Barisic'i aldı ama Çam'ı ancak 90-11'de golden hemen önce sanıyorum önümdeki bilgi beni yapmıyorsa sokmuş. O da enteresan bir durum. Ya Trabzonspor'la alakalı zaten yapılan en büyük eleştirilerden biri şu. Çok fazla transfer yaptınız. Peki hangi transfer Trabzonspor'a fayda veriyor? Şimdi Trabzonspor'da Pedro biraz takıma uymuş gibi gözüküyor. Evet. Sağ bek. Stoperlere dön. Stoperlerde geçen sene kim oynuyordu? Mendy ile Densby oynuyordu. Şu an kim oynuyor? İkisi oynuyor. Savic, Batagov ve Serdar'dan. Yani 3 tane stoper aldı. Trabzonspor, Batagov'la Serdar'ın yüzüne bakılmıyor. Savic de sakatlık problemleri yaşıyor. Sol bekte Barisic Eren'i kesemedi. Evet. Öyle bir şey yok ki Eren de yani bir tane bu sezon milli maçta çok iyi oynadı. Ondan sonra milli maçın öncesinde ya da sonrasındaki karşılaşmada da iyi oynamıştı ama onun dışında mesela dün de sabah konuştuk. Erken saatlerde 2 tane golde direkt hatası vardı. Dön merkeze. Merkezde Lundstram tam olarak katkı veriyor diyebilir misin? Diyemem. Ama diyemezsin. Biraz kıpırdandı diyebilirim. Evet. Biraz. Zaten hani oyuncu için öyle çok fazla hani büyük bir beklenti yoktu bir görev adamı. Ama yine de orayı da tartışmasız olarak tek başına parselleyemedi. Takım içerisinde bahsediyorum yani. Hani Okay, Ozan, anlatabildim mi? Yedek kaldı, o oldu, bu oldu. Hala orada tam anlamıyla Rus'tan var diyemiyorsun. Öyle bir sıkıntı var. Orsic geçen seneden zaten devam eden bir oyuncuydu. Çeşitli sakatlıklarda forma şansı buldu. Ama tabii ki sakatlık onu çok geriye götürdüğü için onun da herhangi bir katkısı olmadı. Hadi Orsic geçen seneden olduğu için Draguş. Onu kenara koyalım. Draguş hiç kimya tutmadı ne yazık ki Trabzonspor'da. Fakat bu saydığımız isimler içerisinde en büyük beklenti net olarak Muhammed Çam'la Banza'daydı. Hatta Banza'yı da Muhammed Çam'ın arkasına koymak lazım. Çünkü Muhammed Çam için çok konuşuldu. İşte problemli transfer oldu. Geldi, imza atmadı. Biliyorsun. İki ay falan değil mi? Koştu peşinden. Aynen. Geldi dediğin gibi uzadı o süreç. Uzadı. Yani Muhammed Çam'dan beklenti çoktu. Bir de 10 numara pozisyonu olduğu için de tabii beklenti yükseliyor. Ama Muhammed Çam da az önce senin anlattığın gibi katkı vermedi. İşte Banza sürpriz paket oldu Trabzonspor için. Yani Banza ile Pedro'yu bir kenara ayırabiliyorsun. Ama onun dışında Trabzonspor hani yerli transferleri için de söyleyebiliriz. Yani Ozan Tufan da. Dün çıkarken ıslandı mı? Öyle hissettim ben de. Ozan. Ama tam da emin olamadım. O yüzden sanki bir şey söylemedim. Sanki ıslandı gibi. Yani çünkü eski Fenerbahçeli performansı da pek beğenilmedi karşılaşmada ki mevkisinin de dışında aslında biraz daha forvet arkası gibi kullandı. Yani Okay idare etmeye çalışıyor. Ama Okay da bir görev adamı nihayetinde. Hani takımı tam olarak değiştirecek bir oyuncu değil. Vakayeme dün oynadı. Gene Trabzonspor'a geldiğinden beri bence iyi maçlarından birini çıkardı Vakayeme. Çünkü o da hani çok geriye gitmiş gözüktü, sakatlandı, ritmini bulamadı, dakika bulamadı, o oldu, bu oldu. Baktığın noktada yani Trabzonspor hakikaten kimden performans aldı ya da kime güvenerek sahaya çıkacak büyük bir soru işareti. Şimdi bu noktada yani takımda bu kadar işler yürümezken bu senin söylediğin oyuncu grubunu üstü kapalı şekilde kadroya almamak demek zaten net olarak bir kadro dışı demek. Hani ilk 11'im çok iyi olur, performans verir. Mehmet'e gerek yok derim, Mert'e gerek yok derim. O riski alırım. Ayrı bir şey de yani ilk 11 zaten işlemekte problem yaşarken bir de sen Bardi'yi, Orsic'i ondan sonra Draguş'u Draguş'u tamamen kenarda bıraktığın noktada hani Ertuğrul Doğan demese de
Şenol Güneş demese de bunlar kadro dışıdır. Aynen, sadece resmi açıklama. Aynen, o kadar. O kadar. Günaydın demiş bir dinleyicimiz. Eskiden yenilen takımlar hakem hakkında çok sert konuşurdu. Artık her iki taraf da çok sert konuşuyor demiş. Trabzonspor Fenerbahçe maçları Fenerbahçe'nin kırılma maçları oluyordu genelde olumsuz anlamda. Bu maçta herhalde olumlu anlamda bir kırılma maçı olacak demiş. Yani buradan daha güçlenerek çıkacağını düşünüyor Fenerbahçe'nin, ki Fenerbahçe de milli ara öncesi son maçını Sivasspor'a karşı oynayacak. Gelecek hafta pazar günü oynanacak o karşılaşma. Ondan önce de hafta içi AZ Alkmaar deplasmanına gidecek ki AZ Alkmaar da lige çok çok iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 5 maçta 4 mağlubiyet aldı. Bir de beraberliği var ve Avrupa'da da son 2 maçını kaybetti. Yani olağanüstü kötü bir dönemde Fenerbahçe'de AZ ile oynayacak ki bu da bir anlamda bir şans olarak değerlendirebilir. Yani buradan 2'de 2 çıkarabilirse Fenerbahçe AZ ve Sivas galibiyetleriyle milli ara daha rahat geçebilir. Hele ki bir de Galatasaray oldu ya, Samsun karşısında puan kaybetti. Fenerbahçe şampiyonluk için daha çok umutlanır diye ben de düşünüyorum. Onun dışında Antalya'dan Süleyman, Banza'nın el pozisyonu maç 2-2 iken oldu. 2-1 iken olsaydı VAR çağırırdı diye düşünüyorum demiş ki bu karşılaşmada mesela ben de şöyle bir yorum yapabilirim. İlk yarıdaki Okay pozisyonu iptal edilmemiş olsaydı belki Trabzonspor'un, örnek veriyorum, ilk penaltısında VAR çağırmayabilirdi. Bizde de genel kanı genelde bu oluyor. Hakemlerin bir karardan etkilendikleri ve onu telafi etmek için de VAR'ın da artık devreye girmesiyle kararlar verdikleri düşünülüyor ki dediğim gibi çok uzak değilim bu görüşe. O yüzden dediği gibi olabilirdi dinleyicimiz. Yani 2-1 iken belki verilebilirdi. Vardan. Ama genelde hani maçın hakemi kendi yanlışını düzeltme yoluna gidiyor. Burada maçın hakemi yanlış bir karar verdi iptalle. VAR devreye girdi, evet, penaltıda. Aynen. Ya VAR hakemi kurtarmaya çalışmış olabilir senin yorumunla. Benim dediğim gibi olsa belki Oğuzhan Çakır VAR'a ihtiyaç duymadan da gördüğü anda pozisyonu sağ içinde bir penaltıya da hükmedebilirdi aslında. Onu yapmadı, evet. Hı. Orada biraz çelişiyorum. Benim dediğim normalde hakemin kendi içinde bir denge sağlamasıydı. Burada hakemi VAR'la dengeleme gibi hissedilmiş olabilir. Peki maçı direkt Atilla Karolan'a verselerdi nasıl olurdu? Valla bu sezon bence fena yönetmedi. Biraz daha da iyi olurdu bence. Yanındaydı. Beşiktaş Galatasaray Kupa finali. Bir de Fenerbahçe Galatasaray derbisini yönetti. Hatalı kararı var mıydı? Vardı büyük ihtimalle ama bence genel olarak standart üzeriydi Atilla Karaoğlan. Daha iyi yönetirdi bence. Büyük ihtimal. Bilmiyorum yani, şimdi Arda kardeşleri de çok güveniyor Meyake. Yönetemedi çok iyi Galatasaray Beşiktaş'ı. Bilmiyorum. Hadi geçen sene oynamadım. Hadi unutmeler çok iyi yönetemedi. Aynı bu maçı. Trabzon'daki maçı. Bilmiyoruz hani bu kadar tartışmalı pozisyonda da onlar da dağılabilirdi. Ya işte burada şöyle bir durum oluyor. Atilla Karaoğlan'ı sen tecrübeli hakem olarak veriyorsun mesela böyle bir karşılaşmada. Şu an iki numarası. Ama bu tarz gri pozisyonlarda VAR hakeminin de iyi ve tecrübeli bir hakem olması lazım. Yani birbirini desteklemesi gerekiyor. Şimdi burada tabii normal olarak pozisyonlar çok zor olunca Atilla Karaoğlan devreye girdi VAR müdahaleleriyle. İşte kimine göre doğru kararlar verdi, kimine göre yanlış kararlar verdi. Ama Atilla Karaoğlan orta hakem olsaydı VAR hakemi kim olacaktı mesela? Daha tecrübesiz bir hakem mi olacaktı? Tabii ki daha isimsiz nasıl olacaktı? Olacaktı. Buralardaki dengeler de kolay değil neticede. Ama dün hani şöyle bir gerçek oldu. Maçı sanki Atilla Karaoğlan yürütüyormuş gibi oldu. Tabii öyle oldu. Bir araya gidelim. Aradan sonra da artık Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. İddia.com. Yeni saatte Beşiktaş-Kasımpaşa maçıyla devam edelim. Cumartesi akşamı oynandı bu karşılaşma ve Beşiktaş açısından kötü bir sonuçta bitti. Aslında maçın senaryosuna baktığımızda, hani klasik olarak söyleyeceğim bunu, ezbere konuşacağım. Maç 0-0 devam ediyor. Beşiktaş da çok yüksek tempoda değil. Kasımpaşa da idare ediyor. Beşiktaş ilk yarı biterken son anlarında gol buldu. Yani bu gol bir
ev sahibi için olağanüstü bir şey. Deplasman takımı için de çok büyük hayal kırıklığı olur normalde. Hani maçı tutmuşsun. Hani klasik bir 2-20 dakika gol yemeyeyim diye bir düşünürsün. Sonrasını getirin dersin. Burada 45 dakika maçı 0-0 götürmüş bir Kasımpaşa var ve son bölümde golü yiyip soyunma odasına gidiyorsun. Hani ikinci yarının, dediğim gibi ezberden konuşuyorum, Beşiktaş açısından daha rahat geçmesini ben beklerim. Kasımpaşa'nın işte moralinin bozulması vesaire diye düşünürdüm. Ama Beşiktaş gerçekten bu karşılaşmada pek iyi bir gününde değildi. Devre arasında Immobile'nin sakatlandığını öğrendik. Yerine Mustafa Hekimoğlu girdi ki ikinci yarı bilmiyorum var mıydı, yok muydu tartışılır bir görüntüdeydi. Onun haricinde BS olarak kimse bence çok iyi bir seviyeye çıkamadı bu karşılaşmada. Ne Jetson Fernandez gibi oynayabildi, ne çok beğendiğim benim Endur, yani beni çıkar diye bence bağırıyordu karşılaşmada ikinci yarının başlarına itibaren, ama 80'e kadar Van Bronckhorst onu da sahada tuttu. 70'te de geri düştü Beşiktaş. Sonrasında da bu sene pek yüz vermediği Can Kedeş ve Salih Uçan'a sarıldı Van Bronckhorst ve onlardan maçı çevirmesini bekledi. Ama mesela Can Kedeş de bu fırsatı, bilmiyorum Ali abi Oğuz Aydın gibi benzetir misin ama ben izlerken daha da kötüsü diye düşündüm. Hadi ya. Oğuz Aydın'dan. Yani çok fazla toplu oynadığı için Oğuz'a kıyasla. Bilmiyorum, benim daha çok gözüme battı bu karşılaşmada. Olmadı. Sonda da 3. goldeydi Beşiktaş ve maçtan mağlubiyette ayrıldı. Mehmet abi senden dilersen başlayalım. Maçla ilgili, Beşiktaş'la ilgili yorumların. Evet. Gerçi Kasımpaşa'da bu maç Beşiktaş üzerinden değil bizim üzerimizden okunmalı dedi Sami Uğurlu maç sonunda. Oradan başlayalım o zaman. Sami Uğurlu'nun 4. galibiyeti Beşiktaş'a karşı. Evet, üst üste 4 maç 4 galibiyet almış. Beşiktaş'a karşı en fazla maç kazanan teknik direktör olmuş. Lig, yani üst üste en fazla maç kazanan teknik direktör olmuş. Enteresan bir istatistik. Demek ki Beşiktaş'ın bug'ını bulmuş. Hani oyuncular bunu kullanırlar ya, bu ifadeyi. Ya maç Beşiktaş hiçbir şey oynamadı diyebiliriz rahatlıkla ve ilk kez Beşiktaş'ı iç sahada özellikle bu denli ben tutuk gördüm. Hele derbiyi kaybettikten sonra Beşiktaş'ın burada bir varlık göstermesini ben açıkçası beklerdim. Kasımpaşa'da oynayan ve karşısındaki takım oynatan bir takım. Yani dolayısıyla Beşiktaş'ın işte Rafa Silva gibi hızlı oyuncularını burada çok rahat kullanabileceği bir maç. Mesela Fernandez'i, Rafa Silva'yı çok rahat kullanabileceği bir maç gibiydi. Kağıt üstünde en azından, çünkü çok üstüne geliyordu Kasımpaşa Beşiktaş'ın. Beşiktaş hiç oynayamadı. Bir 16 ile 44 arası galiba Beşiktaş'ın bir 20-25 dakika bir şutu yok. İkinci yarının başında bir şutu var. Ondan sonra bir 20 dakika daha yine şutu yok. Yani olağanüstü tutuk bir Beşiktaş takım halinde. Masuaku'nun hücumda var, savunmada yok. Wing oradan geliyor, Fall oradan geliyor. Çok fazla pozisyon ürettiler orada. Şimdi Onur'u koymuş sağ beke. Onur biraz tecrübesizliğine bence yenik düştü bu mücadelede. Hatta geri pasının biri çok ıslıklandı tribünler tarafından. Can Keleş hiç süre almamış. 2-1 gerideyken süre veriyorsun. Onu da taraftarın önüne atıyorsun. Bence yanlış bir maç seçimi Can Keleş için. Salih uzun süre oynamamış. Salih'i yine atıyorsun sahaya kurtarıcı rolünde. Salih de bir şey yapamadı. Dolayısıyla Rafa'yı ortaya koydu. Bu kez göbeğe koydu. Sağ Semih'i attı. Evet. Rafa'nın sağda oynadığı pozisyonlar çok eleştiriliyordu. Bu kez merkeze koydu ama Semih'le Muçi'yi değiştirdi. Muçi'nin golü yine güme gitti. Muçi'nin golleri uğurlu gelmiyor Beşiktaş'a. 2'dir. Onun gol attığı maçı kaybediyor. Beşiktaş takım halinde bu kadar kötü iç sahada niye oynadı, nasıl oynadı açıkçası ben bilmiyorum. Hafta içi bir Avrupa maçı da yoktu. Avrupa Beşiktaş maçı da yoktu. Hani dinlenecek bir fırsatı da vardı. Çok yük bindi bu arada bu takım. Hani yüksek tempoda oynadı son haftalarda. Üst üste karşılaşmalarda bir dinlenme fırsatı da vardı ama takımın enerjisi yok gibiydi. Hiçbir şey oynayamadı Beşiktaş, şaşırtıcı derecede. Yani tamamen oyunu Kasımpaşa'ya verdi. Çok rahat bir şekilde hak ettiği bir maçı kazandı Kasımpaşa. Yani Beşiktaş kaybetti diyoruz ama Kasımpaşa kazandı. Çok iyi oynadılar. Yani Aytaç harika bir gol attı. Yani bir Van Basten golü attı. Kimsenin beklemediği yerden, dar açıdan nefis vurdu. Son dakikalarda da Foll'un golü geldiğine sağ kanattan Wink taşıdı. Masuaku Aytaç atmadı o golü ya.
kim attı? İlk gol öyleydi. Vink'in golü. Vink'in golü. Ha, Vink'in golü. İlk golü. Yani Aytaç ikinci yarıda girip ceza sahası içinden vurdu attı. Aytaç'ın ki şanstı biraz. Şans biraz, rakibe de çarptı. Yani çok beklemediğim bir maçtı. Yani ben gollü maç bekliyordum ama Beşiktaş'ın üstünlüğüyle geçecek bir maç bekliyordum. Olmadı. Beşiktaş'ın bir an önce toparlanması lazım. 8 puan geride. Geçen sene de 10. maçlar sonunda 8 puan. Öyle miymiş? Geriye düşmüştü. Sonrası felaketti. Sonrası 46'ya kadar çıkmıştı puan farkı. Aynı senaryo şu anda yaşanıyor. Kasımpaşa bu sezon Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a karşı oynadı ve her maçta da bir iz bıraktı. Hani Fenerbahçe 2-0 kaybetse de bence iyi bir oyun. Galatasaray maçında 3-0'dan geri dönüş. Bu maçta da 1-0'dan kazanan bir Kasımpaşa var. Bu maçları daha çok sevdiğini zaten söylüyor Kasımpaşa cephesi de. Hani oynayan rakiplere karşı daha etkili olduklarını düşünüyor Kasımpaşa. Sen ne dersin abi? Şimdi Kasımpaşa ile alakalı olarak Sami Hoca diyor ki biz diyor genelde kapanan takımlara karşı zorlanıyoruz. Açık oynayan takımlara karşı çok iyi oynuyoruz. Şimdi Beşiktaş çok kötü bir ilk yarının ardından 1-0 öne geçince kapanabilen bir takım olsa Kasımpaşa zaten pek bir şey yapamayacak. Bunu zaten teknik direktörü de söylüyor ki 2-0 öne geçtikten sonra Fenerbahçe de benzer şey yapmıştı Kasımpaşa. Yani Kasımpaşa'nın arkası Taksim'e kadar boş. Aynen. Fenerbahçe orada kontra yapamadı ama Kasımpaşa'da topla pek bir şey yapamamıştı. Daha doğrusu yapmıştı da yapamamıştı. Öyle söyleme. Çok da kötü değildi oyun ama Galatasaray karşısında da biraz daha farklı gelişen bir oyun Kasımpaşa için. Ve 3-3'lük bir beraber çıkarmıştı. Şimdi Beşiktaş'ı izleyenler ne yazık ki geçen seneki Beşiktaş'ı gördü. Geçen seneki Beşiktaş. O sinyali çaktı. Bu tabii en tehlikelisi Beşiktaş için. Çünkü Beşiktaş geçen sene tarihinin en kötü sezonunu geçirdi. Bu sene müthiş bir değişim oldu. Gönderilen oyuncular, gelen oyuncular sayı olarak anormal bir rakam. Tabii bir anda Roma'yı kuramıyorsunuz. Bu bir süreç. Takımların oluşması, takımların belli bir noktaya gelmesi. Yedek kulübesi zayıf. Süreç tabii. Yani tek transfer dönemiyle bunu yapamazsınız. O yüzden takımların olgunlaşmasına, teknik direktörün olgunlaşmasına izin vermeniz lazım. Arada böyle karşılaşma olabilir. Fakat işte bizde buna izin verilmiyor. Yani bizde böyle bir karşılaşma oynama hakkın yok. Yani bir anda her şey yok edilebilir böyle karşılaşma oynadığın zaman. En kötü tarafı bence bu oldu Kasımpaşa mücadelesinin. Araya gireyim mi? Mesela United'da 26 ay sabredilebiliyor Erik Ten Hag'a. Yani burada o da yok. Bir delilik. Delilik ayrı. Biraz fazla. Ama işte Arteta'nın mesela takımı yavaş yavaş yükseltmesi. Atalanta'da Gasperini'nin yaptıkları. Bunun birçok örneği var. İşte Klopp da yavaş yavaş yükseltti şampiyon aynen. oldu. Unai Emery'nin Aston Villa'da şu an yaptıkları. Aynen. Yavaş yavaş bir yapı oluşturabilirsiniz. Bizde öyle bir bizde yapı farklı değerlendiriliyor biliyorsunuz. Hani bizde bir şey oluşturmana izin vermezler. Yani bir takım oluşturman, bir teknik direktör takım yapman kolay değil. Fakat bunu yaparken de ya Van Bronckhorst hocam, şimdi bak seni seviyoruz. Mert de diyor yakışıyor diyor. Ben çok beğeniyorum. Açıklamaları güzel diyor. Ama göz göre göre de bazı hatalar yapılmaz. Şimdi Immobile sakatlandı. Immobile sakatlandıktan sonra ya bir kere de Semih'i santrafora kaydır ya. Bir kere de yap şunu. Yani Semih sana ne yaptı da santrafor oynayamıyor? Bak kanatta zaten oynayamıyor. Hani kanatta uçar kaçar da anlarım yani. Semih müthiş işler yapıyordur kanatta. Dersin ki kanatta zaten adamım yok. Semih'i ben orada kullanıyorum ama bak kullandığım zaman da faydalanıyorum. Anlarım. Yani Semih dökülüyor. Hücumda da dökülüyor. Savunmada da dökülüyor. Immobile çıktıktan sonra eğer Immobile sahada yoksa yani Beşiktaş'ta 2 kere 2 4 Semih santrafor oynar. Mustafa Ekimoğlu da artık son dakikalarda bir şey olacaksa falan oyuna girer. Yani Mustafa Ekimoğlu oyuna girdikten sonra felaket. Felaket, daha kötü bir performans olamaz. 2-1'den sonra tribünler boşalmaya başladı. Çünkü takım hiçbir sinyal vermiyor yani. Gol atacak sinyali işte asla bak, yok. Sen 1-0 öndesin. İkinci yarıya 10 kişi çıkıyorsun. Tamam mı? Mustafa Ekimoğlu seni 10 kişi bırakıyor. Şimdi bu büyük bir teknik direktör hatası. Çünkü kenarda belki kulübe derin değil ama Joao Mario var. Yani Mario'yu atıp hemen kanatlarını halledip Rafa ve Muçi ile oyuna devam edebilirsin. İlerleyen dakikalarda
Mert'in dediği gibi Endur'da düştüğü zaman Al-Nusrati'yi koyarsın ya da Salih'i koyarsın, gene devam edersin. Problem yaşamazsın. Şimdi böyle kötü bir gününde, bütün oyuncular kötüyken neredeyse, bir de teknik direktör istedikleri, daha doğrusu doğru hamleleri yapamazsa, zaten senin Kasımpaşa değil ligde herhangi bir takım karşısında şansın kalmıyor. Kasımpaşa, Sami Uğurlu Hoca dedi ki işte Muçi ve dedi Semih'in savunma zaaflarını değerlendirdik. Evet, savunma zaaflarını değerlendirdi, doğru. Fakat Beşiktaş'ın da takım olarak gerideyken, yani bu iş sadece Semih'in arkasına top atmak, Muç'un arkasına top atmak değil, takım olarak Beşiktaş'ın bir pozisyon almakta, oyuncuların savunma konsantrasyonunda, işte Masuaku gibi. Şimdi Masuaku çok tecrübeli bir oyuncu. Orada o kadar toplu oynamaması gerektiğini normalde bilmesi lazım. Yani savunma oyuncusunun ceza sahası içerisinde dripling yaparak rakibini geçmeye çalışması kadar abes bir şey futbolda azdır. Bak, dripling yaparak rakibinin yanından geçmeye çalışıyor Masuaku. Ve Masuaku kaç yaşında bir oyuncu? Bu milli takım oyuncusu, bu Premier Lig oyuncusu. Şimdi bunu yaparsa işte futbol o cezayı kesiyor sana. Evet. Anlatabildim mi? Yani oyuncuların da böyle bazı belli başlı sıkıntıları var. Genel olarak söylüyorum bunu. Şimdi Kasımpaşa'da yetenek olarak özellikle hani geriden başlayıp ileri doğru gittiği zaman yetenek seviyesi artan bir takım. Yetenek seviyesi artıyor, fakat Kasımpaşa ile ilgili de kimse kusura bakmasın da şöyle bir gerçek var. Ya stoperleri kimdi bu maçta? Sadık'la Yasin. Yasin. Ya Sadık'la Yasin, bana desen ki hani Yasin iyi bir maç oynadı ama hani Yasin çok müdahale yaptı. Evet, Yasin iyi maç oynadı, bak hiç itirazım yok. Ama hani Sadık ve Yasin stoper tandemi dediğin zaman ben karşı taraf teknik direktör olsam ben maçı kazandım diye bakarım. Net söyleyeyim. Neden bunu söylüyorum biliyor musunuz? Hele Beşiktaş'tan. Hayır. İki tane bekine bak Kasımpaşa'nın. Bek gibi bek mi? Yok. Hücum var. Hani bek gibi bek değil ki Kasımpaşa'nın bekleri. Çok sağlam bir beki olur. Fiziksel olarak, savunma yönü olarak öyle bir beki olur. Tamam derim. Hadi yine eyvallah. Peki savunma yönelik orta saha oyuncusu kim Kasımpaşa'nın? Sadiko oynadı bu maç. Evet. Ki o da normalde Gökhan Gül tercih edilirdi. Sadiko oynadı. Yani orada da bir şey yok. Ekstra bir kalite, ekstra bir katkı yok. Ya şimdi Kasımpaşa'nın iki tane stoperi, bir tanesi Sadık. Yani Sadık dediğin zaman ben 2-0 önde başlıyorum maça. 7 hücumcu gibi Kasımpaşa. Öyle. 7 hücumcu. Şimdi bu tabloda Beşiktaş ne üretti? Hiç. Neden üretemedi? Tamam, kötü günündesin. Ama yani Immobile'ye topu getirmekte, kanat organizasyonu yapmakta, merkezden rakibi itmekte, Beşiktaş hepsinde bunların geri kaldı. Geri kalınca da evet sen bir golle öne geçebilirsin ama sahada yanlışları devam ettiğin sürece, yanlışlara devam ettiğin sürece futbol bunun cezasını keser. Bak, kolay değildir İstanbul'da herhangi bir takıma tek devrede 3 gol atmak. İlk yarı bitti. Ben dedim ki Beşiktaş maçı kazanmak istiyorsa en az 2 gol daha atmalı. Öyle bir izlenim var. Kasımpaşa attı, atacak yani. İlk yarı atamadı belki ama atacak belli. Üç attılar. Ne yazık ki Beşiktaş'ın bahanesi de yok. Yani Beşiktaş'ın mesela Lyon maçını oynar. Lyon maçından 3 gün sonra Galatasaray maçını oynar. 3 gün sonra bu maçı oynar. Dersin ki bitti. Hani kadro şey değil, derin değil. Kalite sınırlı. Bitti, tükendi. Bu performans anlaşılabilir. Kasımpaşa'da top yapabilen bir takım. Yendi gitti, tamam. Çok fazla sakat vardır. Çok anormal fazla sakat vardır. Rafa Silva yoktur. O yoktur. Bu yoktur. Tamam. Gene bir şey söyleyebilirsin ama Galatasaray maçı artık oynandı. Geride kaldı. Çok ağır yara almadın. Bak, kaybettin ama ağır yara almadın. Deplasmanla bu kaybettin. Maç daha yaralayıcı oldu biliyor musun? Tabii içeride kazandın. Galatasaray'a 3 puanı elinle verdin. Yani elinle verdin derken şimdi oradaki 3 puanlar çok fark ediyor. Çünkü sezon sonunda sen ona verdiğin 3 puan yüzünden 6 puan geride kalıyorsun gibi oluyor. Ama bu maç daha yaralayıcı oldu Beşiktaş için. İç sahada kaybettin. İç sahada kaybettin. Bir şey oynayamadın. Pek bir bahanen yok. Yani yapı yok. Bunun açıklaması ne? Bunun açıklaması işte arada yeni kurulan takımlarda böyle performanslar olur. Ama bu performanslar ne yazık ki işte Türkiye'de çok büyütülüyor. Çok olay haline geliyor. O yüzden de yapmaya çalıştığın şey
sekteye uğrayabilir. Van Bronckhorst bir anda tartışılabilir. Bir anda o gitsin, bu gitsin, bununla olmayacak denebilir. Böyle riskleri var. Yani Türkiye'de büyük takımların böyle maç oynama hakkı senede bir ya da ikidir. Şimdi Beşiktaş çok erken kullandı bu hakkını. O yüzden de şimdi hem Malmö maçı hem Başakşehir maçı olduğundan fazla, çok daha fazla kritik hale geldi. Yani Beşiktaş 2'de 2 ile milli araya gitmezse ben senaryoyu biliyorum. Van Bronckhorst işte Semih'i yanlış yerde kullandı. Mustafa Hekimoğlu üzerinde şey yaptı. Immobile'yle anlaşamadı. Rafa'yı bir sağda oynattı, bir merkezde oynattı, bir solda oynattı. Oyuncunun aklını karıştırdı. Ligi çözemedi. O oldu, bu oldu diye başlarlar. Tekrar söylüyorum, yani Beşiktaş için çok büyük bir sıkıntı var mı? Genel bakarak düşünün bunu. Genel resme bakarak söyleyin. Genel bir sıkıntı yok. Neden yok? Çünkü işte anlatmaya çalıştım. Yani çok fazla oyuncu gitti, çok fazla oyuncu geldi. Yepyeni bir teknik direktör var. Bu takım arada böyle maçlar oynayacak. Bu anlaşılabilir. Bu kadar kötü performanslar arada tek tük olduğu zaman anlaşılabilir. Ama diğer yanda, şimdi ben mesela arkadaşlarımla konuşuyorum. Şöyle de bir soru sordular. Ya dediler, ne oldu bu Raşitsa ile Paulista hala yoklar? Yani nasıl bir sakatlık yani? Yani milli maçta sakatlandı Raşitsa, öteki milli araya gidiyoruz. Yok, ortada yok. Galatasaray maçında olabilir deniyordu. Yok. Paulista yok. Yok. Ne oldu mesela bu kadar büyük? Ha, çok büyük fark yaratırlar mı? Ya çok büyük fark yaratırlar anlamında değil ama işte kadro derinliği. Ondan sonra özellikle Paulista'nın savunmada olması gerektiğini düşünüyorum. Yani takımı öne itme anlamında onun yokluğunda bayağı zorlanıyor Beşiktaş. Bu gibi sorunlar Beşiktaş'ta bakalım ne kadar büyüyecek. Eğer büyürse zor olur Beşiktaş'ın işi sezonun geri kalanında. Yani yavaş yavaş geçen sezonun izleri daha fazla ortaya çıkmaya başlar. Ama işte Malmö maçı bir fırsattır. Başakşehir maçı bir fırsattır. Eğer kazanırsanız tamam, geridesiniz ama zaten hani Beşiktaş'tan bu sene direkt olarak şampiyonluk beklemek de genel olarak doğru değildi ki. Kadroya bakarak da bunu söyledik. Yani Beşiktaş'ın net bir kanat oyuncusu yok hala. Bunu söyleyince de kızdılar bize. Mesela bunları 5-0'lık Galatasaray maçından sonra söyledik, kızdılar. Ne diyorsun sen, işte görmüyor musun takımı? O var, bu var, carçurt falan dediler. Kızdılar ama bazı şeyler var Beşiktaş'la alakalı olarak. Yani bu takımın bir iki tane daha takviyeye ihtiyacı var. Bir iki tane daha Rafa, Immobile seviyesinde oyuncuya ihtiyacı var ki bu tarz karşılaşmalar kilitlendiği anda işte ortaya çıksın, çözsün, kadro derinliği olsun, o olsun, bu olsun. Şimdi eğer Semih Beşiktaş'ta santrafor yedeği olmayacaksa, o zaman Beşiktaş'ın santrafor da ihtiyacı var. Öyle değil mi? Öyle. Bir araya gidelim mi? Ali abi, 9.19 olmuş saatlerimiz. Aradan sonra devam edelim. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sunar. Alternatif piyasalar bölümündeyiz. BTC Türk'ten Bitcoin'in fiyatını sizlere aktarayım. Şu anda bir Bitcoin 69.079 dolardan işlem görmekte. Hafta sonu fiyat 68.000-69.000 dolar bandındaydı. Dün 67.000 dolara kadar hatta düşüş yaşamıştı ama yeni haftaya daha güçlü başladı. Yarın da Amerika'da başkanlık seçimi sonuçlanacak mı? Ali abi sen takip ediyorsundur ama yarın değil mi o seçim? Ayın 5'i ki başkanlık seçiminin de kripto piyasalara, genel piyasalara da bir etkisi oluyor. Onun da etkisiyle daha sert hareketler görülebileceği söyleniyor bu dönemde benim okuduğum kadarıyla. O yüzden işlem yapacak olanların da dikkat etmesini öneriyorum. Olmayan paramızla ne alalım Mert? Olmayan paranla. Evet evet, yarım 5 Kasım. 5 Kasım. Ki onların sistemi galiba biraz daha farklı. Hala hazırda kullanıyorlar oylarını gördüğüm kadarıyla. Bayağı önce başladı oy kullanma işlemleri ve yarın itibariyle de son verecek. Oradan çıkacak sonuca göre de kriptonun olumlu veya olumsuz etkilenme durumu da mevcut. Neyse, o çok detay ama onu da
yüzeysel olarak söyleyeyim. TL olarak da fiyat şu anda 2.388.169'da. BTC Türk Kripto alternatif piyasaları sundu. İddia bölümüne geldik. Bugün Süper Lig'de 11. hafta saat 20'deki Samsun Spor Antalya Spor maçıyla sona erecek. 1. Lig'de Gençler Birliği İstanbul Spor ve Pendik Spor Manisa karşılaşmaları var. Premier Lig'de 23 seansında Fulham Brentford, La Liga'da Celta Vigo Hetafe, İtalya Serie A'da 3 maç Empoli Como, Parma Genova ve Lazio Cagliari karşılaşmalarına bugün için bahis yapabilirsiniz. Yani pazartesi gününe göre bence iyi bir bülten mevcut. İkinize de sorayım, var mı bugünden öne çıkardığınız maçlar? Sen Samsun Spor Antalya Spor maçını söyle. Samsun kazanır. Herkes aynı şeyi söylüyor. Kayseri Spor'da Adana Demir Spor'u yenecekti hafta sonunda. Evet, ben mesela ikinci yarıyı Kayseri kazanır bahsi önermiştim o karşılaşma için ama olmadı. Nerede önerdin? Bu yayında konuştum ya. Sen belki dikkatli dinlemedin ama hatta şey dedim, belki Adana Demirspor iki kere kazanır. Tamam, hatırladım Spor şimdi. Kazanır. Doğru, tamam. Bu tabii daha riskli ama en azından. Önerdim deyince sen kendi maçı izliyordunuz da ondan sonra ikinci yarıda Kayseri Spor bahsi alın çevrene söylemişsin öyle gibi. Öyle bir şey olmadı, yok. Onu, o topa girmiyorum da yayında öyle bir yorumda bulunmuştum. İki devreyi de Samsun kazanır diyorum. İki devreyi de kazanır Samsun. İki devreyi de Samsun'un kazanması ikinin üzerinde bir orandır. Şu an düz Samsun galibiyeti 1.51 iddia.com'da. İki devreyi de Samsun'un kazanması 2.5'a yakın bir oran olabilir. İki devreyi de kazanır. Tabii benim bunu bulmam lazım. Önce ev sahibi değil mi? Evet. Her iki yarıyı kazanır. 3.89. Evet. 3.89'luk bir oranı var. Fena değil. Gayet iyi. Bu arada program içinde VAR monitörüne iki kez gider bahsini dün oynayan dinleyicilerimiz olmuş. Evet, evet. Onları tebrik ediyorum kendilerini. Tebrik edelim, yani bizim de aklımıza hiç gelmedi. Uyuduk. Ama o oranı yakalayıp tutturanlar olmuş. Ben hani Samsun galibiyeti düşünüyorum ama oran 1.51 düz galibiyet. O yüzden her iki yerde Samsun Spor kazanır deyip 3.89'la fena değil. Arabayı değiştiriyorsun. Evet. Arabayı değiştirebilirsin. Valla Antalya'nın durumu öyle çok güven vermiyor genel takım savunması falan. Takım oyununu çok beğenmiyorum izlediğim karşılaşmalarda. O yüzden ben de tabii ki Samsun'a yakınım bu maç. Vallahi riskli bu karşılaşmalar, riskli. Samsun Spor kazanamaz demiyorum yani. Şu an sezonun geri kalan bölümünde Samsun Spor ve Antalya Spor'a baksan gözün kapalı Samsun Spor dersin. Kafalar şimdiden Galatasaray maçına kayar mı? Kaymaz. Kaymazdım daha herkese. Kaymaz ama işte rakip Antalya nasılsa yeneriz düşüncesi, evet, olursa evet, o sıkıntı yaratır. Evet. Fulham Brentford gollü geçer diye düşünüyorum. Hı hı. İki takım da gol bulur. Bunun yanında Lazio da yine İtalya'da galiba yakın olan taraf. Mehmet abi, senin var mı bugünden önereceğin maç başka? Yok. Yok. Okey. Samsun Antalya ile haftayı kapatacağız. Yarınla birlikte tekrar Avrupa mesaisi başlayacak. Şampiyonlar Ligi'nde 9 karşılaşma var. Çarşamba günü de yine aynı sayıda maç var. Üzerine bir de Beşiktaş-Malmö Avrupa Ligi karşılaşması var. Çarşamba günü saat 18.30'da Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak o karşılaşma. Perşembe günü de Galatasaray Tottenham'ı ağırlayacak. 20.45'te, 23'te de AZ Alkmaar Fenerbahçe ve Kopenhag Başakşehir karşılaşmaları var. Yoğun bir haftaya gireceğiz ve bu kış saat uygulamasından sonraki ilk Avrupa mesaisi olacağı için 23 seansı maçlara merhaba sen diyeceğiz. Çok sıkıntılı. Sen kontağı kapattın artık. Yani AZ Alkmaar Fenerbahçe... Avrupa kupaları senin için buraya kadarmış Mert. Bitti. Yani 23 seansına bizim takımlarımız harici bol şanslar diliyorum, evet, kendilerine. Benden uzak, Allah'a yakın olsunlar. Ama yok yani, izleme isterdim. Büyük oranda izleyemeyeceğim. Galatasaray Tottenham maçına gitme ihtimalimiz var senle. Sen kesin yani gideceksin. Bekliyoruz. Ben kesin gideceğim diye bir şey yok. Yok mu? Ben senden bir şey bekliyorum. Onayım bekliyorum. Davet. Beni böyle davet itmeni. Seni Kasımpaşa maçına götürdü. Beni böyle ben itmeni. Ben Dersko'ya götürdüm. Beni böyle itmeni. Gidelim abi demeni bekliyorum. Yani. Yoksa ben de uçurumun öteki tarafına savrulacağım. Sen benden bekliyorsun. Ben bak tamam. Sen dediğin anda ben tamamım. Tamam. Benim hiç itirazım yok ona. Biliyorsun hani saat bir tık geç, hava biraz daha soğuk, biraz ama, nazlıyım bu konuda. Ama
Cuma günü. Öyle düşün. Hatta Genco şöyle dedi. Eğer dedi Mert çok istiyorsa dedi. Cuma günü de 8.30'da gelsin dedi. Oo. İlk 1.5 saati ben yapayım dedi. Vallahi müthiş teklif ama. Ne zaman dedi? Cuma günü söyledi. Ciddi mi söyledi? Ciddi söyledi ya. Genco yapar. Genco bir şey olmaz. Genco zaten erken seviyor. Kalkıyorum. Ben geleyim istiyorsa dedi. Vallahi bak söyledi bunu yani. Vallahi güzel bir teşekkür yani. Ederim kendisine. Yok ya ben de hafta sonu. Tribünlere şov mu yaptı bilmiyorum. Hani ciddiye binerse yok öyle bir şey demedim falan diye inkar eder mi bilmiyorum ama söyledi. Bakalım yani inşallah gideriz o zaman diyeyim. Şimdilik sonrasında da AZ Alkmaar Fenerbahçe maçı saat 23'te. O karşılaşmayı da ben ilk yarısını kaçırırım. Sen eve dağırken gidersin benden eğer maçı statta izlersek. Hangi maçın? 23'teki Fenerbahçe maçına. Ha, sonra Fenerbahçe maçı var. Kısmen yetişirsin herhalde başlangıcına biraz. Yani. Bana göre daha hızlı gideceğim. Tabii sana göre daha hızlı giderim de. Ben karşıya geçeceğim. Bu hafta içi fikstür bu şekilde. Hafta sonu maçlarda tabii konuşulacak konular vardı. Şimdi biz Beşiktaş Kasımpaşa'yı da konuştuk. Hafta sonu Başakşehir yine kazanamadı. Çağdaş Atanlı Başakşehir. Bu sefer Konyaspor'a 3-2'lik skorla kaybettiler. Recep Uçarlı ilk maçtı. Konyaspor ve Enda karşılaşmaya damgasını vurdu. Hat-trick'i yaptı. Takımını galibiyete taşıdı. Başakşehir açısından da şimdi Kopenhag ve Beşiktaş maçlarıyla milli araya gidilecek ve Başakşehir için de Çağdaş Atan için de acayip kritik karşılaşmalar. Yani orada da pek hata lüksü kalmadı Başakşehir'in. Avrupa'da da pek lüksü kalmadı. 5 gollü bir yenilgi aldı. Evet, felaket bir karşılaşmaydı. Çelye karşılaşması. Bu maç daha da zor bir maç. Kopenhag daha güçlü bir takım. Evet. Deplasmana gideceksin. Dönüşünde ama bir de Beşiktaş çok büyük güç kaybetti Kopenhag. Yelert'i kaybetti. Hadi. O yüzden Başakşehir kazanır. Ama yapı içinde belki gerçekten güç kaybetmiş olabilir. Bilmiyorum. Nasıl söyledim ama. O yapı içinde mi kaybetmiş evet. Olabilir? Kopenhag kendi yapısı kendi içerisinde. Yapısı. Tabii canım o kompakt oyunda bence kaybetti. Belki bir şeyi etkilemiş olabilir adamları. İzlemedim ama şu anki sabitleri nasıl bilmiyorum yani. Meksika'dan geldi bilmiyorum ben de bilmiyorum. Yelert'i göndermeden almışlar oyuncuyu bu arada. Evet. O maç zorlu. Bir de maç geç. Bir de Danimarka'da maç. Bir de dönüşünde milli ara olduğu için pazartesi de oynayamıyorsun. Değil mi? Pazar olması lazım Başakşehir'in Beşiktaş'la olan karşılaşması. Başakşehir'le alakalı olarak yani Başakşehir'in rahat bir maç kazanabilmesi için rakibin ondan daha temposuz olması lazım. Bence bu zor bulunacak bir denklem. Şimdi o yüzden Kopenhag maçı mesela Başakşehir için gerçek bir test. Yani bir tarafta temponun en iyisini yapabilen bir ekip. Diğer tarafta tempo ile hiç olmayan bir takım görüntüsündeki Başakşehir. Gerçekten merak ettiğim bir karşılaşma. Hani Başakşehir'in bu sene en çok merak ettiğim karşılaşması açık ara. Ama pek bir ümit vermiyor işte. Hiç ümit vermiyor. Yani nasıl mücadele edecek onu merak ediyorum. Hani bir teknik direktör olarak şimdi Çağdaş Atan da takımının tempo problemini biliyordur. Rakip takımı biliyorsun. Gözün kapalı ne oynayacaklarını biliyorsun aslında Kopenhag. Şimdi teknik direktör olarak ne yapabilirsin burada? O bence güzel bir soru. Çağdaş Atan. Kapanıp adını. Kontra kovalarım. Kapanıp kontra mı kovalarsın yoksa hızlı şekilde pas yapıp o rakibin koşu temposunu düşürmeye, onları daha çok yormaya mı çalışırsın? O pası yapabilir misin? İşte onları hiç kadar, yapamadı ki. O kadar ağır çekim hareket ediyor ki oyuncular. Evet. Yani sen o pası çevirene kadar zaten iki kişi topu kapabilir. Topu kaptığı anda eyvah diyebilirsin. Defansta da çok hata yapıyor bu sezon Başakşehir çıkarken topla. Bu arada haftaya pazar günü de güzelmiş fikstür Süper Lig'de. 13.30'da Göztepe-Konyaspor maçı var. Göztepe'nin iç saha atmosferi de çok iyi. Cezalar da dönecek. 16'da Galatasaray-Samsunspor maçı var. 19'da da Başakşehir-Beşiktaş ve Fenerbahçe-Sivas. Çünkü Beşiktaş'la Fenerbahçe maçları da 19'da. Milli ara olduğu için pazartesi günü maç koyulmamış. Pazar günü hani futbol severler 13.30'da oturup 21'de kalkabilirler sadece Süper Lig maçları için. Ben gözüme kestirdim. Ben de belki o maça giderim diyordum. 19 olarak planlamıştım da. Galatasaray Samsun. Buradan çıkıp. Valla 16'da o karşılaşma. 16'da ise geçmiş olsun. 9.36 saatte. Valla Çağdaş Atan açıklamalarını duydunuz mu maç sonu bilmiyorum. O çünkü önemli bir nokta, enteresan bir noktaya parmak bastı. Şey diyor. Oyuncularla ilgili belki yönetimimizle beraber bir aksiyon almanın zamanı gelmiştir. Çok çalışıyoruz diyor. Hani belli şeyleri gösteriyoruz ama uygulamadıklarından şikayetçi değil mi? Evet. Ya da oyuncularla ilgili bir aksiyon demek ne demek? Yani bir kadro dışılar mı olabilir?
takımda işte gönderilecek oyuncular olabilir. O demek olabilir. Tabii. O yok, demek ama Ocak hani, ayında yine transferler mi istiyorum? 2-3 maç daha giderse teknik direktör düşünülür. Öyle olacak gibi. Evet. Takımı komple gönderemeyeceğine göre. 9.37 son aramız. İddia.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu devam ediyor. ...9.43 saatlerimiz... programın son bölümünde haberleri toparlayacağım. Bu sabaha karşı Türk sporunda önemli bir gelişme oldu. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez Meksika'da katıldı bir turnuvada, WTA 250'lik bir turnuvada, Merida Açık'ta finale çıkmıştı dün akşamki yarı finaldeki galibiyetiyle. Finalde de sabaha karşı Amerikalı rakibi Ann Lee'yi 6-2 ve 6-1'lik iki setle mağlup ederek ilk şampiyonluğunu elde etti. Kariyer açısından bir dönüm noktası büyük ihtimalle. Genç Zeynep Sönmez için 2002 doğumlu bir sporcumuz. Uzun zamandır aslında bu başarının sinyallerini veriyordu sporcu. Başarılar elde ediyordu. İşte Grand Slam elemelerine katılıyordu. Orada galibiyetler elde etti. Salamada önemli yerlerdeki isimlerle oynadı. Onları kimi zaman zorladı, kimi zaman mağlup etti, turladı ve bu turnuvada da finale kadar yürümeyi başardı. Belki de en rahat maçını da finalde oynadı Zeynep. Yarı finalde ilk seti 7-6 alabilmişti. 5-2'den geri dönüp ikinci set daha rahat 6-2 ile kazanmıştı. Ama finalde az önce dediğim gibi toplamda 3 oyun vererek şampiyonluğa ulaştı ve yeni haftaya da WTA sıralamasında 91. basamakta girmeye hak kazandı. İlk 100'e girdi Zeynep Sönmez ki bu da kariyerinde bir ilk oldu sporcumuz adına. Reklam arasında konuşuyorduk. Daha önce Çağlar Büyükakçay'ın bir WTA turnuva şampiyonluğu vardı İstanbul'da. Ki o da kariyerinde daha önce 60. sıraya kadar yükselmiş. İlk 100'e girip 12 Eylül 2016'da da 60. sırayı görmüş bir sporcumuzdu. Herhalde kadınlarda daha yükseği yoktur. Çağlar Büyükakçay'dan. Hani İpek Soylu oralara çıkmamıştır diye düşünüyorum. Yine de bir teyit edeyim. O da kaça kadar yükselmiş. Gerçi bulamadım ama Zeynep'in de önü açık gözüküyor. Bakalım nereye kadar götürebilecek? Biz hani bir tenis ülkesi değiliz. Biz hani reklamda da söylendiği gibi bir voleybol ülkesiyiz. Voleybolda büyük bir çıkışımız var. Voleybola gönül vermiş binlerce şu anda küçük çocuk var. Bizim Filin Sultanları'nı izleyip voleybola başlayan ama hani teniste idol alınıp başlanacak bir isim olmadı yıllar içerisinde. İşte İpek Şenoğlu'yla herhalde benim kendi adıma konuşursam süreç başladı. Marcel İlhan da devam etti. Çağla Büyükakçay o bayrağı devraldı. İşte İpek Soylu arada girdi, çıktı. En yüksek 151 olmuş İpek. İpek 151 mi? Evet, Soylu. İlk 100'e girememiş. O da bilmiyorum. Sonrasında herhalde çiftlerde 63. Bıraktı mı İpek Soylu? Evet, bıraktı. Aslında çok genç sayılır hala. 28 yaşında. 28 yaşında. Tenis için öyle çok yaşlı diyemeyiz ama herhalde sakatlıklar belki etkili olmuştur. Şimdi Zeynep'i bir süre herhalde duymaya devam edeceğiz Mehmet abi. Evet evet, bir süre mutlaka Zeynep'i duyacağız. Avustralya Açık'ta ana tablo da oynayacak. Ya bu çok önemli bir gelişme. Orada da kazanacağı yer bir maç bile kazansa 80'lere doğru kendisini atacak. Belki de 70'lere doğru kendisini atacak demek oluyor bu. Muazzam bir başarı. Dün WTA'nin Twitter hesabı da, yani bu sabaha karşı aslında Zeynep'in karşılaşma sonrasında yaptığı konuşmadan kısa bir bölüm de paylaşmış. O herhalde Meksika özel yerel bir şapka takmış, elinde kupası. Çok güzel ama o şapka. Çok güzel, ben evet. De. Meksika lokantalarında verirler, o kadar büyüğünü değil ama ben de benzerini. İstanbul'da gittim, evet. Ben de fotoğraf çekilmiştim bu tarz bir şapkayla. O da bugünün gelmesi için ben 15 yıldır çalışıyordum demiş ki daha 22 yaşında, 7 yaşında tenise başladığını anlıyoruz Zeynep'in ve şu anda geldiği nokta, hani Türkiye'deki tenis geçmişini düşündüğümüzde olağanüstü. Yani parmakla gösterilecek isimlerden birisi. Dediğim gibi uzaktan da ben takip ediyordum ama bundan sonra herhalde daha yakından takip etmek gerekecek. Belki bundan sonra genç kardeşlerimize de bir örnek teşkil edecek. Eğer başarıları devam ederse, kariyer basamaklarını hızlı yükselirse, yolu açık olsun diyelim
Zeynep Sönmez'e. Bu bölümü onunla başlamak istedim, açık söylemek gerekirse. Şimdi bu hafta sonundan yine maçlardan dikkat çeken notlardan birisi Alanyaspor'da Fatih Tekke'nin istifası oldu. Alanyaspor'da pek iyi bir dönemden geçmiyor. En son işte bu karşılaşmadan önce Antalyaspor karşısında 1-0'dan 2-1 kaybetmişlerdi. 3 maçtır kaybediyordu ve bu hafta da aslında Bodrum deplasmanı güç seviyesi olarak Alanyaspor için ideal karşılaşmalardan bir tanesiydi ama orada da Volkan Demirel'e takıldı. İsmet Taşdemir sonrası Volkan Demirel göreve geldi Bodrum'da ve karşılaşmadan da iki taraf beraberlikte ayrıldı. Aslında Alanya'nın bir avantajı vardı 64'te Muhammed'in direkt kırmızı kartıyla ki VAR'dan uyarı geldi Alişan Salan'a. Bodrum 10 kişi kaldı fakat Alanya sonrasında bir baskı kurmakta çok zorlandı. Yani bir kişi fazla ben o kısımda açtım tam. Kırmızı kart oldu. Ben maçı açtım ve o esnada Alanyaspor'un baskı kurmakta zorlandığını gördüm. Rakip kaleye şut çekmekte çok zorlandılar. İlk isabetli şutu kırmızı karttan sonra 89 civarı geldi. Ronnie Lopez'de ki bir ceza sahası dışı şutu. Net bir pozisyonda değil açık söylemek gerekirse. Bodrum açıkçası izlerken hani gole daha yakın taraf olarak geldi bana. Bir kişi eksik olmasına rağmen işte Gökdeniz sağ tarafta oynuyordu. İşte ileride Puşkaş vardı. Sol tarafta Hacı girdi oyuna. Merkezde Freddy yine hücuma yönelik etkili işler yaptı. Ama Bodrum'da gol çıkaramadı. Alanya'da çıkaramadı ve en sonunda da Fatih Tekke istifa etti. Bakalım bir geri dönüş olur mu? Bazen çünkü yönetimler onay vermiyor. Görevde devam ediyor teknik direktör ama Fatih Tekke çok kendinden emin konuştu. Bakalım orada da yeni teknik direktör kim olacak? Şu ana kadar galiba bununla birlikte 7 oldu Süper Lig'de teknik direktör değişimi. En son işte Konya'da ve Bodrum'da görmüştük. Ondan sonra Alanyaspor eklendi ki işte Başakşehir bu gidişle çok fazla konuşulur teknik direktör konusunda. Hatayspor'da Rıza Çalınbay geldi Özcan Pulat sonrası ama Rıza Hoca da pek çare olamadı. Hala galibiyeti yok Hatayspor'un 3 puanda. Sondan ikinci basamakta yer alıyor. Orada da bir değişiklik olabilir. Çaykur Rizespor bu hafta da Sivasspor'a kaybetti ve haftayı küme düşme hattında geçiyor. İlhan Palutut da hani bir ara toparladı dedik ama yine mesela 1-0 öne geçti. 1-0'dan sonra 2-0 3-0 çok rahat bulabilir Rizespor yine. Rizespor da acayip işler yapıyor. Zorluyor diyorsunuz şansını. Efendim? Şansını zorluyor. Biraz öyle oluyor. Hani normalde o maçı kaybetmemeleri gerekirdi özellikle 1-0'dan sonra. Fakat kaybedince senin dediğin noktaya geliyorsun işte bir anda. Orada da Sivas'ta da Sonko takımın stoperi acayip bir frikik golü attı. Yani bilmiyorum gördün mü frikik golünü ama olağanüstü. Yani o kadar yakından o kadar sert işte atamazsın. İsabetli vurması. Maçlar kırılabiliyor. Evet sonra bir gol daha attı Sonko. Duran top yani duran top mu devamında mı ortayla uçuşun ortasıyla geldi. 10 kişi de kaldı aslında Sivasspor ama Rize de orada avantajını kullanamadı karşılaşmada. İlhan Palut'un da işi kolay gözükmüyor. Yani bayağı topun ağzında hoca var. Bugün Samsun'da Antalya yenerse Alex için de herhalde benzer şeyler konuşulacaktır. Bu hafta hani Gaziantep kendini biraz Selçuk İnan kurtardı diyebiliriz. Gaziantep'te üst üste 2 galibiyet oldu. Ondan önce de 2 beraberlik vardı. 4 maçlık bir yenilmezlik serisi. Gayet iyi. Ben maçı da izledim. Aslında benim beklentim ışığında gelişti. Ben Göztepe'nin takılacağını düşünüyordum bu karşılaşmada. Aynen hani sen söylemiştin. Cezalı oyuncuları var. Sole ve Deniz orta sahada. Hem geçen hafta yüksek efor demiştin. Yüksek efor bir hava bir nasıl diyeyim ne deniyordu ona ya? Rehavet. Rehavet vardı ve Gaziantep'te maçı kazanmayı başardı ki Göztepe de öne geçmişti ikinci yarıda. Hemen geri dönüşü yaptı Gaziantep. Onu da ekleyelim. Onun haricinde bu haftadan notlarım herhalde bunlar Süper Lig özelinde. Avrupa'dan var mı dikkatinizi çeken bu hafta? La Liga'da derbiyi, Katalan derbisini Barcelona rahat kazandı. İlk kere 3-0 maç 3-1. Espanyol'un da bayağı golü iptal edildi. VAR'dan döndü. Real Madrid'in karşılaşması İspanya VAR'da kim vardı? Atilla Karaoğlan. Sel sebebiyle zaten ertelenmişti. Evet. Bunun yanında Atletico Madrid Las Palmas'ı 2-0'la geçti. İtalya'da Napoli sezonun ilk maçında 3-0'lık bir yenilgi almıştı. Bu kez de Atalanta'ya
3-0 kaybettiler. O maçta da bir 45 dakika izledim. Lukman 2 gol attı ilk yarıda. Son golü de son dakikalarda atmışlar. 90 artılarda atmışlar ama Napoli iyi gününde değildi karşılaşmada. Gerçi 1-0'dan sonra direkten dönen bir top var. Belki o gol olsa biraz hareketlenebilirdi Napoli ama Atalanta yine yani uzun süredir çok iyi giden Napoli'yi, kolay gol yemeyen Napoli'yi 3 golle deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Onlar da acayip işler yapıyorlar. Inter kazandı Venezia karşısında. Milan Monza karşısında 1-0'lık bir galibiyet aldı. İngiltere'de tabii Arsenal'ın Manchester City'nin aynı hafta mağlup olması enteresan. Liverpool da geriye düştü Ferdi'nin golüyle. Aynen ama sonra Liverpool 3 dakika kazandı. İçerisinde 2 gol attı ve geri döndü. Zirve için bir avantaj yakaladı. Manchester City'de sakatlıklar ve zaten son dönemde pek iyi olmayan oyun hafiften bu mağlubiyet ya da puan kaybını açıkçası işaret ediyordu. Arsenal Newcastle karşılaşmasını da böyle göz ucuyla takip ettim. Onun için çok bir şey söylemeyeyim. Ama Arsenal'ın gol atamaması tabii enteresan. Son bir notta yavaş yavaş da toparlamamız gerekiyor. Nottingham Forest haftayı 3. sırada kapattı. Evet. Chelsea'nin, Arsenal'ın, Aston Villa'nın, Tottenham'ın, Brighton'ın, Manchester United'ın önünde şu anda Nottingham Forest. Evet. Manchester United'da Chelsea ile birbiri beraber kaldı dün. Sporting kazandı çok rahat bir şekilde. Ama öyle cuma günü. Porto kazandı. Benfica kazandı. Benfica kazanırken Kerem asist yaptı. Lig sonuncusuna karşı orada da ilk yarıyı seyrettim. Yani çok kötü bir takıma karşı oynadı Benfica. Kazanması son derece normal. Di Maria bayağı etkiliydi. İlk yarıda hani Kerem asist yaptı ama Di Maria da hiç böyle artık 37-38 falan gibi gözükmüyor. Bayağı iyiydi. Türkiye'de iş yaparmış yani. Gelseymiş Türkiye'de iş yaparmış dedirtti adeta. Fransa Ligi'ne Fransız olduğum için Paris Saint Germain'in kazandığını biliyorum 1-0. Onun dışında bir şey bilmiyorum. Evet, sonuna da geldik süremizin. Teşekkür ediyorum ikinize de bugün. Ağırlıklı tabii Trabzonspor Fenerbahçe maçını konuştuk. Bugün de şimdi akşam maçları izleyeceğiz. Yarın da yine gündemi Ali abiyle birlikte değerlendireceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İddaa.com'un sunduğu Ali Erim, Mert Elan ve Mehmet Sevinç'le Sabah Sporu sona erdi. İddaa.com.